Merhaba. Evet. Çok özür dilerim. Merhaba. Merhaba Zehra. Biz de böyle. Tamam. Üç farklı lokasyondayız şu an. Gültekin abi sen Urlalı. Urlalılar. Ben kampüste sayılırım Zehra. Evet. Open kampüste sayılırım. Orçun sen Ankara'dasın. Sesim gelmiyor. Evet Ankara'da. Şu anda geliyor mu? Gelmiyor. Geldi. Süper. Tamam. Geliyor gayet güzel. Yasemin hocamı bekliyoruz. Yasemin şimdi mi katılacak? Alacağız. Yok Yasemin. Biraz geçelim. Yoksa sonra mı? Yasemin 6'ya doğru geliyor. Yasemin 6'da katılacak Hollanda'dan. Evet. Başka o bir zaman tamam. Var. O zaman sahne sizin olacak. Ben geri planda sizi takip ediyor olacağım. İstediğiniz anda adım andığınızda ben direkt beliririm burada köşede. Nasıl kullanacağınızı biliyorsunuz. İhtiyaç duyduğunuzda bana seslenebilirsiniz. Ben sahneyi size bırakıyorum. Kendinizi tanıtın. Ortam zaten sizin. Hekenbrek sizin. Sahne de sizin. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Herkese merhaba. Ben şöyle kısa bir başlangıç yapayım isterseniz. Benim ismim Orçun Madran. Hacettepe Üniversitesi Bilgi Yönetim Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda da Creative Commons Türkiye operasyonlarını yürüten ekip içindeyim. Şube lideri olarak da görev yapıyorum. Bugün aslında açık bilim, açık lisanslar, açık donanımla ilgili bir oturumumuz var. Bu oturumda hem İlkay Holt ve Gültekin Gürdal bizlerle birlikte olacak. Daha sonra da Yasemin Türk Yılmaz ve bir diğer açık donanımlarla ilgili Jose yine bizlerle olacak. Onlar saat 6'dan sonra tekrardan devreye girecekler. Ben sözü İlkay'a bırakayım. O şekilde devam olur, edelim. Olur. Herkese merhaba. Benim ilk Hack and Break katılımım. Daha önceden ayrı illerdeyiz diye katılamıyordum. Şimdi farklı ülkelerdeyiz diye katılamıyorum ama neyse COVID nedeniyle biz aynı düzleme geldik. Dolayısıyla online katılıyoruz. Az çok sonuçta takip etmeye çalıştım. Sonuçta 24'ünden beri gerçekten aktif bir topluluk var burada. Bizle buluşmuş olmaktan çok keyifliyim. Ben Orçun'un dediği gibi Creative Commons Türkiye'de herhalde bir 2012'den beri faaliyetleri Türkiye'de yürütmeye çalışıyoruz. Açık erişim ve açık bilim konularında çalışıyoruz. Ben onun dışında bilgi yönetimi alanında serbest danışmanlık yapıyorum. Şu anda Open, daha doğrusu Açık Erişim, Arşivler Konfederasyonu ve Birleşmiş Milletler'in Tarım ve Gıda Sonuçta Örgütü'nde yine bu konulardaki projelerde çalışıyorum. Sözü Gültekin'e bırakayım, o da merhaba desin. Tüm katılımcılara ben de merhaba diyerek başlamak istiyorum. Bizim ekip uzun yıllardır açık bilim ve açık erişimle ilgili çeşitli faaliyetleri hep beraber gerçekleştiren bir ekip. O yüzden Hack and Break'te de bir araya gelme şansı bulduk tekrar. Ben İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nde çalışıyorum. Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanı olarak. Ayrıca bir Avrupa Birliği projesi olan Open Air projesinin Türkiye ortağı olarak çalışıyorum. Avrupa'daki en büyük açık bilim altyapı projesi Open Air. Şimdilik bu kadar. İlkay, söz sende tekrar. Tamam. Ben o zaman slide paylaşayım. Olur. Tamam. İlkay sen slide yönetimi sende olsun. Tamam. Bana şöyle söyleyin. Sağlayalım. Paylaşıyorsun, paylaşmıyorsun. Bir bakalım. Şu anda yok henüz. Geliyor. Tamam. Geldi mi? Görüyor musun? Bakıyorum. Şu anda daha değil, daha göremiyoruz. Beklendik. Sharing problemleri olabilir mi? Hemen şöyle yapıyorum. Bir dakikanızı alıyorum. Bu arada ben yavaş yavaş başlayayım istersen. Slaytlar yüklerinceye tamam. Kadar. Evet. Şimdi aslında biz açık lisanslarla ilgili ve genel açık bilimle ilgili bir giriş yaptıktan sonra İlkay'la açık bilim olayında aslında Türkiye'de ne durumdayız? Yurt dışındaki çalışmalar neler var? Onlarla ilgili
Gültekin bize çeşitli bilgiler aktaracak. Daha sonra da aslında açık veriyle ilgili esas çalışmaları Yasemin üzerinde bir takım çalışmalar yapmışlardı onlar. Onları aktaracaklar. Ve daha sonra da Jose bize aslında açık donanımla ilgili bilgiler verecekler. Aslında bizim genel çalışma yapımız içerisinde bunlar daha çok akademik yayınlar üzerindeki bazı örnekler varken bu sefer aslında birazcık daha sağlıkla ilgili alanlarda neler yapılıyor. Bunlarla ilgili de özellikle COVID ile ilgili çalışmalarla ilgili de bir aslında farklı görüşleri, farklı konuları aktaracağız. İlkay ben deneyim mi? Sen de problem var. Üzgünüm. Evet. Şey blokluyor aslında şu an. Bir şekilde. Ve de açmadı. O yüzden üzgünüm sana bıraktığım için tekrar. Yo değil. Önemli değil. Ben şimdi şu anda görebildiniz mi? Evet. Tamam. Ben de tam ekran yaptım. Yaptım, evet. Sunum şu anda iyi görünüyorsa ben devam ediyorum. Tamam. Dediğim gibi açık bilim ve açık lisanslar altında aslında yaklaşık bir saatlik bir oturumumuz olacak. Bu ilk bölümde ben, İlkay ve Gültekin genel olarak açık lisanslar ve açık bilimle ilgili bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Aslında biz açık bilim bu açık mı sorusuna bir cevap vereceğiz. Çünkü birçok bu özellikle pandemi süreci içerisinde çok farklı aslında kurum ve kuruluşlar içeriklerini paylaşmaya başladı. Bu anlamda bu açık mı sorusunu sormak önemli. Daha sonra açık lisanslara şöyle bir göz atacağız. Ve burada aslında Creative Commons ne tür imkanlar sunuyor, ne tür özellikler sunuyor. Buna genel hatlarıyla bir açıklık getireceğiz. Daha sonra İlkan'ın yapmış olduğu bir çalışma vardı. Açık COVID bildirgesi ve buna bağlı lisanslar. Bunlarla ilgili bilgileri aktardıktan sonra birazcık aslında bu Creative Commons lisanslarını, bu açık lisans ailesini nasıl kullanıyoruz? Üretmiş olduğumuz bir içeriği nasıl lisanslarız paylaşım için? Ve daha sonra farklı çalışmalarda kullanılmak üzere biz nasıl bu lisanslı içerikleri buluruz? Ve bunların nasıl bir atıf sistemi içerisinde kullanabiliriz? Bunları sizlerle paylaşacağız. Aynı zamanda bir de güzel bir portalı var Creative Commons'ın. Görece yeni diyebileceğimiz, üzerine yeni çalışmalar yapıldığı Creative Commons Search diye, CC Search diye bir portal var. O portal üzerine de bazı özellikleri sizlerle paylaşacağız ve sözü daha sonra da Gültekin'e aktaracağız. Açık bilimle ilgili daha detaylı bilgileri aktarması açısından. Burada aslında bir şemsiye kavram var. Bu şemsiye kavram daha önce bizim aslında birçok farklı açık kavramıyla ilgili, bunların beraber kullanımıyla ilgili bir yapı varken birazcık daha son yıllarda açık bilim bir şemsiye kavram haline dönüştü. Ama burada işte açık erişim, açık veri, açık kaynak, kod, özgür yazılım, işte bu yapıların aslında hepsini yavaş yavaş içine alan ve bir şekilde bilimin çok daha geniş kitlelere herhangi bir bariyer olmadan erişebilmesini sağlamak için aslında bir hareket olduğunu, bir girişim olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve tüm dünyada özellikle aslında bugünkü gibi kriz dönemlerinde açık bilimin önemi çok daha fazla artıyor. Çünkü ortaya bir takım inovatif çalışmaları koyabilmek açısından özellikle sağlık alanı gibi zamanla yarıştığınız insan hayatının gerçekten çok risk altında olduğu durumlarda açık bilimin önemi çok daha fazla artıyor. Verileri paylaşmak, yayınları paylaşmak, bilimsel içeriklere ulaşmak çok daha önemli bir nokta haline geliyor. Burada aslında açık tasarımlar ve açık donanımla ilgili daha detaylı olarak saat 6'dan sonraki oturumlarda da konuşacağız ama burada açık tasarımların aslında şu anda bulunduğumuz pandemi süreci içerisinde çok hızlı hayata geçirilebilen donanımlarla beraber hayat kurtardığından da söyleyebiliriz. Burada işte bir takım sağlık personelinin koruyucu olarak kullanacağı ekipmandan tutun da ventilasyonla ilgili çalışmalara kadar çok farklı aslında donanımların açık olarak tasarımları paylaşıldığı için sıradan 3 boyutlu yazıcılarla basılarak hayata geçirebildiğini bile görüyoruz. Bu bağlamda aslında önemli bir fayda sağlamış durumda. Şu ana kadar belki
bu üç boyutlu tarayıcılar tabii ki çok boyutlu tarayıcı ve yazıcılar aslında sanayide çok farklı alanlarda kullanılıyordu. Ama bugün artık belki de insanlar evlerinde sağlık personelinin kullanabileceği bir takım donanımları basabilir hale geliyorlar bu tasarımlar sayesinde. Ve bu işte aslında inovasyon açısından bizim çok büyük bir yol kat ettiğimizde bu bağlamda göstermiş oluyor. İlkay, bu arada sen aralarda giriş yapabilirsin. Bir şey eklemek istedim hatta işte sen bunu anlatırken. Belki burada şunun altını çizmemiz lazım. Bu pandemi sürecinin bize öğrettiği, daha doğrusu ya hepimize öğrettiği aslında en büyük derslerden bir tanesi de şu oldu. Mevcut düzenin ve mevcut kapitalist sistemin aslında toplumlar arasındaki ve topluluklar arasındaki uçurumu ne kadar derinleştirdiği ve aslında bu arayı makası ne kadar açtığını görmüş olduk. Böyle evet. Hatta bir yandan da bunun için bir şey yapmazsak, bunun önünü almazsak aslında bu uçurumun daha da derinleşeceğini hep beraber gördük. En büyük güzel derslerden bir tanesi olumluluk açısından bakarsak eğer yine pandeminin. Bu konuyu belki de yani veriye ve bilgiye erişebilmek, doğru ve tam bilgiye erişebilmek, doğru ve tam doğru veriye erişebilmenin kimsenin umurunda olmasa bile ya da hatta bilgisi olmayan kişilere bile daha kolay anlatabilir hale geldik. Çünkü bu bugün bütün dünyayı etkileyen bir örnek olduğu için. Buradaki örneklerden bir tanesi, hatta iki tanesini diyelim. Hem bu steteskop örneği hem de bu maske yapımında toplumlar arasındaki uçurumu azaltıyor derken verdiğimiz örnek bu uçurum aslında hem veriye bilgiye erişim anlamında hem de maddi anlamda önemli eşitsizlikler yaratıyor. Mesela bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz ama bu steteskopun üretim maliyeti 2.80 falan olması lazım. 2.80 dolar vesaire. Bu şu anlamda çok önemli. Lokal üretebilmenin ve aslında bilgiyi yeniden kullanabilmenin öneminin gerçekten altını çiziyor. Normalde böyle bir steteskopu almaya kalksanız bildiğim kadarıyla pazar fiyatı 300 küsür dolarlar civarında. Dolayısıyla hepimiz böyle bir tasarım modeline erişebilsek belki lokal üretimi de sonuçta güçlendirebilir, hızlandırabiliriz. Şeye dönersem eğer Orçun'a inovasyonun hızlanması konusu buna bağlayabiliriz sanırım. Çok teşekkürler İlkay. Dediğin gibi yani bu aslında biz açık kavramı altında bu bariyerlerin bir şekilde azalmasını çok önemsiyoruz ve en büyük getirilerden birinin de aslında bu olduğunu söylüyoruz. Sadece sağlık alanında değil hemen hemen bilimle ilgili bilimi temel alan her alanda bu çalışmaların olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Hemen ben istersen bu bilimle ilgili yapıyla aslında sağlık içinde örnekleyebileceğimiz bir örnekten bahsedeyim. Bu benim çok sevdiğim bir proje aslında. Arduino diye bir input-output kartı, bir veri alıp dışarıya veri gönderebilen bir kart. Ve bu aslında bir açık donanım. Açık donanımın demesindeki kasıt da şu. Bunların hemen bu donanımın sağ tarafında gördüğünüz çizelgeleri yardımıyla herhangi bir elektronik çarşısından almış olduğunuz devrelerle bu kartı imal edebiliyorsunuz. Bu kartı imal ettikten sonra da bu kartın çevresinde benim ekran görüntülerini paylaştığım, örneğin açık dergi sistemlerinden bu kartla yapılmış olan bilimsel yayınları inceleyebiliyorsunuz. Bunlara açık erişimde erişiyorsunuz. MIT gibi dünyanın birçok önemli çalışmasına imza atmış eğitimle ilgili üniversitesinin yapmış olduğu bu konudaki açık ders malzemelerine ve içeriklere ulaşabiliyorsunuz. Yine bakın Arduino üzerinde yapılmış olan projelerin oluşturulmuş olduğu bir forum var. Covid-19 ile ilgili yapılan gelişmelerle ilgili ve bununla birlikte birçok farklı proje GitHub dediğimiz bir kod deposu üzerinde yayınlanmış durumda. Arduino üzerinde kodlama yapabileceğiniz arayüz ve program açık kaynak kodlu. Bunun üzerinde programlarınızı istediğiniz gibi geliştirebiliyorsunuz. Ve Coursera gibi, Udacity gibi böyle MOOC adını verdiğimiz kitlesel eğitim platformlarında da bunlarla ilgili ücretsiz eğitimler var. Yani siz aslında normalde belki 50 dolara, 100 dolara satılan piyasada bir kartı, bir giriş çıkış kartını, IO kartını belki de 5 ila 10 dolara, liraya ya da euroya mal edip buradan istediğiniz gibi farklı projeleri yapabilme şansına sahip olabiliyorsunuz. Bunlarla ilgili açık erişim dergilerden yayınlara erişebiliyorsunuz. Açık platformlardaki eğitimlere, MOOC'lara erişebiliyorsunuz.
burada bir community, bir topluluk desteği alma şansınız oluyor. Örnek projeleri görebiliyorsunuz ve bunların hepsini de üzerinde bir şekilde geliştirirken açık kaynak kodlu yazılımlarla geliştirme şansına sahip oluyorsunuz. İlkay, senin biraz önce belirttiğin bu bariyerlerin ortadan kaldırılması açısından bence bu çok önemli. Çünkü evet, buradaki karta biz 800 bin dolar civarına sahip olabilsek, bu eğitimleri yine belirli ücretlerle alabilsek, bu yayınlara, kitaplara bir şekilde ücretle erişiyor olabilsek veya bunların desteğini, topluluk desteğini bir firmadan ücretli olarak alıyor olabilsek, belki dünyanın veya Türkiye'nin her noktasında örneğin Covid gibi bir kriz anında bir takım çalışmalar, bir takım inovasyonlarla hayat kurtarmak isteyenler ne yapacaklardı? Belki de gelir kaynaklarıyla ilgili veya kazançla ilgili bir bariyer karşılarında olacaktı. Ama bence bu örnek bize şunu gösteriyor. Biz açık bilim şemsiyesi altında açık kavramının birçok farklı çalışmasını bir şemsiye içinde bu birleştirdiğimiz zaman bu bize inovasyon açısından gerçekten çok büyük bir fırsat sağlıyor. Arduino gibi birçok farklı proje var. Bunun ticari olarak üretilmesi de devam ediyor ama isteyen bu açık tasarımlardan yararlanarak OEM versiyonlarında üretebiliyorlar. Biraz önce senin aslında örneklerini vermiş olduğun çalışmalarda bunlara bir örnek. Bu yüzü evet, mesela koruyan maskeler de ticari olarak satılıyor. Ama bunların tasarımı paylaşıldığı zaman insanlar istedikleri kadar bunlardan farklı versiyonlar da üretebiliyorlar. Belki o orijinal ticari versiyondan çok daha iyi bir tasarım ortaya çıkartabiliyorlar. Ve bu tasarımlar sayesinde de belki o ticari firmaya da bir katkı sağlıyorlar. O ticari firmada bu inovasyondan faydalanıp çalışmalarını devam ediyor diye düşünüyorum. Bu da bence genel evet, olarak açık bilimin evet, bize ne kazandırdığını gösteren güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum Arduino özelinde. İstersen sen devam et açık bilimiyle. Sonra lisanslarla ilgili açık mı tarafına ben yine yardımcı tamam, olayım, beraber tamam, soralım. Orçun'un ilk başta bahsettiği bu şemsiye kavram altında, daha doğrusu biz uzun yıllar hep şemsiye kavram diye bahsettik ve bu şemsiye kavramın altına da açık eğitim, işte açık erişim, açık veri, açık donanım gibi kavramları yerleştirerek açık bilimi bir bütün olarak anlatmaya çalışıyorduk. Yine Orçun'un verdiği örnekte en son mantar metaforunu kullanmaya başladık. Çünkü bu sadece bu sözünü ettiklerimiz değil, bilimin aslında her sürecini oluşturan işte açık araştırma dediğimiz örneğin şu anda ya da altyapıyı da kapsayan başka pek çok açıdan ele alıyor bu kavram. Bu genişlik içerisinde bir şey daha var. Açık bilim diye konuştuğumuz zaman sanki bu bilimin yeni bir versiyonu mu gibi, yani öyle mi diye sorular da alabiliyoruz. Değil. Bu sonuçta bilimin yapılış şekliyle ilgili bir yeni en azından daha çok konuştuğumuz bir kavram. Sözünü ettiğimiz şey de sonuçta bu sürece dahil olan bütün paydaşların işbirliği yapabileceği, katkıda bulunabileceği, şeffaf, laboratuvar notları kadar işte araştırma sürecine de serbest yarışabildikleri bir bilimsel, aslında bilimsel araştırma sürecini içine alan bir kavram. Bu serbest erişimin içerisinde de araştırmanın ve bir onun, dediğim gibi onun kadar araştırmaya esas olan veri ve veri metotlarının, çünkü sadece çıktılardan bahsetmiyoruz, yeniden kullanımını, dağıtımını ve üretiminin mümkün olduğu bir koşullar bütünü diyelim açık bilim için. Biz aslında açık lisanslara bu konuyu bağlarken özellikle de yeniden kullanım konusunun altını çizeceğiz. Çünkü açık bilime ya da veri ya da bilgiye sonuçta sadece erişiminiz değil, bunu tekrar kullanabiliyor olmanız gerekir. Dolayısıyla açık kavramı biraz irdeleyelim biz dedik. Sadece webde paylaştığımız her şeyin erişebildiğimiz için aslında açık olmadığının altını çizmek istedik. Buradan da belki biz bir açık lisans kavramına geçelim. Bir sonraki slaydımızda olması lazım. Evet. Açık ben lisans derken aslında yani özellikle hani bu süreç içerisinde ben takip ediyorum, birçok kamu kuruluşu kendi yayınlarını bir şekilde tam metin olarak sunmaya başladı. Evet. Buna baktığımız zaman aslında işin lisans tarafına baktığımız zaman kullanım şartlarında ise herhangi bir bilgiye rastlayamıyoruz. Yani tam metin olarak örneğin kitabını paylaşmış kendi yayınını. Ama bu yayını biz nasıl kullanacağız? Kimlerle paylaşabileceğiz? Üzerine bir değişiklik yapabilecek miyiz? Ticari amaçlı kullanıma bunlar açık mı? Bunları söylemeden biz açığız dedikleri anda aslında bu kullanıcı açısından da bir sıkıntıya yol açıyor. Çünkü
Bugün herhangi bir şart belirtilmeden, kullanım koşulları, paylaşım hakları belirtilmeden açılan bir içerik belki 2 gün sonra devreden çıkartılacak. Siz başka bir yerde kullanacaksınız, derste kullanacaksınız veya farklı bir çalışmada kullanacaksınız. Bu açıdan işte biz açığız demek veya senin biraz önce belirttiğin gibi internet üzerinden paylaşıma sunmak bunu açık olduğu anlamına gelmiyor. Veya işte paylaşımla ilgili bir takım çalışmaları oluşturmasına izin vermiyor. Ve burada da aslında bizim hep görmeye alışık olduğumuz o her haklı saklı kavramı yerine, öyle değil mi? Bazı hakların saklı olduğu bu iki katı yapı var. Onu da şöyle gösterebiliriz aslında. Herkesin alışık olduğu bu hemen hemen bütün metinlerin altında, bütün web sayfalarının altında belki de çok fazla düşünülmeden tüm hakları saklıdır ifadesiyle belki de buradaki yapı içerisinde hiçbir hakkı saklı değildir. Yani hiçbir telif hakkı biz bundan talep etmiyoruz kısmının arasındaki aslında bazı hakları saklıdır yapısı Creative Commons'ın, değil mi, en önemli noktalarından biri hale geliyor. O aradaki gri alanları, geçiş alanlarını bize sağlamış oluyor. Evet, evet, çok güzel betimledin. Belki hemen buradayken senin söylediklerine ek, yani neden aslında bir şeyleri webde paylaşılmış ya da açılmış şeyleri kullanamayız konusunda. Zaten diğer oturumlarda da erken break'te sonuçta bunlar konuşuldu ama sonuçta eser sahibi herhangi bir çalışmayı yarattığı anda telif sahibidir. Ya da telife o haklarını başka bir yere, evet, bir ya da birine devretmiştir, bir başka bir organizasyon olabilir. Herhangi bir materyalin webde açık olarak erişilebilir olması kullanılabilir olduğu anlamına gelmiyor. Telif sahibinden ya da eser sahibinden izin alarak kullanmanız gerekiyor. Dolayısıyla açık lisanslar son kullanıcı ile eser sahibi ve telif sahibi arasında bir anlaşmayı aslında ifade ediyor. Hangi koşullarla bu eserin ya da çalışmanın kullanılabileceğini belirleyen koşullar sunuyor. Evet. Creative Commons'a bu arada belki şey ayrımını yapmak lazım. Orçun, ona değinebilirsin. Creative Commons'ın kendisi ne? Lisansları ne noktasında? Yani bir organizasyon olarak bahsediyoruz Creative Commons'a. Sen devam et. Ben lisanslar tarafında tamam. Creative Commons sonuçta uluslararası bir organizasyon. Yanlış hatırlamıyorsam 2000 yılların başından beri alan ama şimdi evet bayağı bir sonuçta değişim dönüşüm içerisinde girdi. Kar amacı gütmeyen uluslararası bir organizasyon. Bunlar yola çıktığı zaman özellikle telifli eserler için bu az önce sözünü ettiğim son kullanıcıyla eser sahibi arasındaki bu anlaşmayı sunabilecek 6 tane lisans geliştiriyor. Dolayısıyla bunlar açık lisanslar. Herkesin kullanımına açık, ücretsiz açık lisanslar topluluğu. Bunu bilginin ya da herhangi bir eserinizin paylaşımına, tekrar kullanımı ya da işte adaptasyonuna olanak verecek şekilde ilgili lisansı seçerek kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu arada 6 lisansın hepsi de telifli eserler zaten olduğu için eserin ilk sahibinden itibaren katkı veren herkese atıf verilmesi şartını koşar. Ne yarar konusundan biraz zaten bahsetmiştik. Telif hakkı dediğim gibi fikir ve sanat eserinin üretilmesiyle zaten ortaya çıkıyor. Tescillerde ayrıca gerek yok. Dolayısıyla siz izinsiz kullandığınız telifini bir şekilde iznini almadığınız her konuda aslında illegal kullanım girmiş oluyor. Dolayısıyla telif sahibinin kendi eserini internet ortamında herhangi şartlarla paylaştığını belirtirseniz eğer Creative Commons lisanslarıyla bu aradaki aslında döngüyü oldukça hızlandırmış oluyor. Bir diğer önemli konu CC lisans kodları konusunda insan ve makine tarafından okunabilir yapıdalar. Bu farklı layer'lara sonuçta değineceğiz ama bir diğer nokta belki senin kullandığın örneğe bağlantı yapabilirim Orçun. Web'de herhangi bir açık olan herhangi bir çalışma ya da eserin nasıl kullanıldığını ya da üstüne bakıp evet herhangi bir hangi CC lisansıyla paylaşıldığını görebilirim ama bunun aynı zamanda da farklı platformlar tarafından, örümcek ağları tarafından da aslında okunabilir olması gerekir. Bununla da biraz makine tarafından okunabilirliğinin altını çizeriz birazdan. Hı hı. Devam edebiliriz. Şimdi var mı aslında lisans katmanlarını ben istiyorsan evet, detaylandırayım. Burada Creative Commons'ın lisanslarının bir hukuksal metni var. Burada aslında hukuksal metin herhangi bir anlaşmazlık olduğu durumda
çok detaylı olarak oluşturulan bir metin. Şu andaki versiyonun da Türkçe çevirileri resmi olarak yapılmış durumda ve creativecommons.org.tr üzerinden de erişilebilir halde. Bir de insan tarafından okunabilen, yani bir bakışta aslında ikonlarla, çok basit tanımlarla oluşturulmuş olan ve bizim aslında dokümanlar üzerinde görüntülediğimiz ve çok hızlı bir şekilde o eserin hangi lisansa lisanslandığını gösteren bölüm var. Bir de arama motorlarının aslında harmanlama ve harmanlama sistemlerinin üst veriye bakarak indeksleme yaparken kullandıkları bir yapı burada söz konusu. Bu hukuki lisanslar dediğim gibi farklı dillerde oluyor ve aslında son kullanıcının bu metinlerden çok faydalanması değil, herhangi bir problem kapsamında kullanılması aslında öngörülüyor. Ama burada bizim deed dediğimiz bir anlamda o eserin tapusu olarak belirttiğimiz yapılarda ise aslında çok basit olarak bu paylaşılabilir, adapte edilebilir gibi çok basit cümlelerle bunlar anlatılmış oluyor ve bizim ikon grubundan Creative Commons'ın kullandığı bir şekilde zaten bir bakışta o eserin ne tür şartlarla paylaşıldığını anlayabiliyorsunuz. Bir de CC-RL dediğimiz bu aslında Creative Commons'ın üst veri tanımlamalarının yer aldığı bir bölüm var. Herhangi bir arama motoru internet üzerinde bir indeksleme çalışması, bir harmanlama çalışması yaparken o esere bir şekilde bakıp lisansına göre burada indeksleme yapabiliyor ve daha sonra Creative Commons'ta lisanslı içerikleri en azından tararken arama motorlarında bu özellikleri kullanarak ulaşabiliyorsunuz. Aslında burada biraz önce sen belirtmiştin 6 tane lisans var diye. Bu 6 tane lisansın oluşturduğu bir takım kombinasyonlar var. Ve bunlara ek olarak da kamu malı haline dönüşmüş veya hiçbir hakkının saklı olmadığı, telif hakkından feragat edilmiş bir takım eserlere koyulan bir takım lisanslar var. Ama temel olarak bu 6 lisans aslında her hakkı saklı dediğimiz yapıdan hiçbir hakkı saklı değil. Yani telif hakkından feragat edilen yapıya kadar aralarda bize bir takım geçiş imkanları sunuyor diyeyim. İstersen sen bu 6 lisans hakkında genel bilgileri sen aktar Yıkay. Olur. Bir de belki ona geçmeden önce şunu da altını çizmekte fayda var. Yani çokça sıkça aldığımız sorulardan bir tanesi olduğu için. Sonuçta Türkiye'de fikri mülki haklar ilgili kanunla korunuyor. Dolayısıyla Creative Commons bunlara alternatif bir yapı değil ya da yeni bir kanun biçimi sunmuyor. Bu kanunun zaten uygulanabilir haliyle dediğim gibi kullanıcıyla eser telif sahibi arasındaki sadece kullanım koşullarını belirten bir araç aslında sunuyor bize. Dolayısıyla hani o konuda belki soru işaretleri olabilir. Onu temizlemiş olalım başlarken. Evet, bu arada yeşilden verdiğimiz kanunla kullanılabilir bir yapı. Evet. O çünkü sıklıkla aldığımız bir soru. Onun dışında bu lisans kombinasyonları 4 tane ana koşulu bir önceki slide'da görmüştük. Lisans kombinasyonları 6 tane. Ancak en üstte gördüğünüz CC 0 yani 0 hiçbir hakkı değil, hakkı saklı değil dediğimiz en açık olan CC lisansları arasında aslında sayılmayan, çünkü CC lisansları dediğimiz zaman telifli lisanslardan bahsediyoruz. Bu lisans değil, tamamen telif haklarından feragat ettiğimi belirttiğim ve kamu malı haline getirdiğim bir eser tipinden bahsettiğim zaman CC 0'yı kullanabilirim. Bu arada yeşilin en tepesinde yani en açık olan lisans türünü betimliyor bizim için. Onun dışında 6 lisansın tümünün atıfla çalıştığını söylemiştik. Yani eser sahibine sonuçta atıf yaparak kullandığınız. Yine en açıklardan bir tanesi yeşilin, yeşil skalamızın en tepesinde olan lisans türünden bir tanesi. Bir lisans kombinasyonunda atıf yapabilirsiniz ve yaptığınız eserin hazırladığınız eserin aynı lisansla paylaşılmaya devam etmesini isteyebilirsiniz. Bu durumda CC BY'ye Share Alike lisansını seçebilirsiniz. Eğer yaptığınız çalışmanın hiçbir şekilde bozulmamasını ve aynı biçimde paylaşılmasını istiyorsanız, bunun için aslında her şeyi düşünebilirsiniz. Yazılımdan tutun, yani yazılım için gerçeğin farklı sonuçta lisans
setleri de var kullanın ama fotoğraflarınıza kadar, sunumlarınıza, eğitim materyallerinize kadar düşünün. Hiçbir değişiklik yapılmasını istemiyorsanız eğer bunun için atıf türetilemez. Yani non-derivative lisansını kullanabilirsiniz. Bu aslında bu arada Scala'da gördüğünüz gibi artık non-derivative dediğinizde sarıya düştüğünüz alan. Hala açık lisans kullanıyorsunuz ancak kısıtlı bir lisans kullanıyorsunuz. Bununla engellediğiniz bir takım şeyler var. En başta verdiğimiz örneklerde örneğin verinin işte ya da açık tasarımın tekrar kullanılıp yeni bir şeylere dönüştürülebileceğinden bahsettik. Orçun'un verdiği örneklerde de olduğu gibi. Eğer non-derivative lisansını kullandıysanız bunlara yapmamıza imkan yok. Sadece share edebildiğim, paylaşabildiğim bir eser haline dönüşür. Yine çokça kullanılan, tercih edilen özellikle de ticari firmalar tarafından sıklıkla gördüğümüz ya da ne bileyim dergi sonuçta yayıncıları olabilir. Yayıncılar dünyasında da çokça kullanılan non-commercial yani gayri ticari lisans kombinasyonu var. Eğer eserin hiçbir şekilde ticari amaçlı sonrasından kullanılmasını istemiyorsanız bu lisans tipini seçebilirsiniz. Biraz daha kısıtlayıcı aşağı doğru gittiğimiz zaman hem gayri ticari olsun, ticari amaçlı kullanılmasın hem de aynı lisansla paylaşılmaya devam etsin derseniz eğer yine bu lisansı seçebilirsiniz. En altta da hala açık lisans kullanıyorum ama ne gayri ticari kullanılsın ne de türetilebilsin derseniz eğer sonundaki lisansı kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bunların hepsi açık lisans ancak sarıya düşen alanları biz özellikle de özgür kültür, açık kültür, özgür lisanslar dediğimiz yapıyı tanımlarken kullandığımız lisans kombinasyonları. Burada şunu da belirteyim İlkay. Mesela açık ders malzemeleri veya işte açık eğitim kaynakları özelinde bir paylaşımda bulunayım. Mesela orada türetilemez dediğiniz zaman bu bir açık ders malzemesi olmamış oluyor. Bunlara da dikkat etmek lazım aslında. Yani buradaki paylaşım haklarını sınırlarken aslında işin özünden veya işte o hareketin temellerinden uzaklaşmamak lazım. Çünkü bir ders malzemesinin üzerinde bir takım değişiklikler yapıp bir takım adaptasyonlar yapılamayacaksa o aslında açık bir ders malzemesi olmamış oluyor. Bu anlamda da aslında biz her zaman hani atıf yapılsın ama diğer bütün özellikleri açık bırakılsın ki aslında bu inovasyona da destek olabilsin. Yani bir ticari firma da alıp bunları kullansın ama işte herhangi bir farklı üzerinde çalışma da gerçekleştirebilsin diye. Fakat sonuç itibariyle tüm haklarının saklı olmasından öyle değil mi? Buradaki alta lisanstan herhangi birinin kullanılması her halükarda daha iyi bir nokta. Fakat neden o yeşili destekleyen ilk 3 lisans yapısı kullanılmasın her zaman için evet. Bizim tercihimiz oluyor aslında. Bir de şey söyleyelim aslında Orçun. Yani en azından bir tanesini kullanın anlamında değil ama bir tanesini eğer kullanırsanız bu şekilde son kullanıcı sizin eserinizi, sizin çalışmanızı ile ne yapabileceğini bileceği için bu önemli. Herhangi bir lisansı kullanın hangisi olduğu önemli değil noktasında beraberiz. Ama en açık lisansları kullanırsanız bunun etkisi daha fazla olacaktır. Bu kavram haritasını bir sizinle paylaşalım istedik. Özellikle başta çünkü açık bilim kavramının altında pek çok alandan bahsettik. Açık erişim ders kaynakları, yazılımlar gibi. Ama özellikle de açık bilimin temelini oluşturan açık veriden bahsettiğimiz zaman hemen ortadaki alanda aslında bir takım ilkeler görüyoruz. Açık bilimi gerçekleştirebilmem için bunun erişilebilir olması, süreçlerin şeffaf olması gerekiyor. Yeniden üretilebilir ve yeniden kullanım olması gerekiyor. Paylaşılabilir, makinece okunabilir vesaire. Ama bunlar arasından özellikle açık veriyi aldığımız zaman bu iki temel özelliği yeniden üretilebilirlik ve yeniden kullanım için az önceki slide'da bahsettiğimiz o yeşil skalanın en tepesinde olan CC0 ve atıf lisanslarının kullanılmasını öneriyoruz. Ve nasıl bir bağlantı olduğunu görmeniz için aslında bu slide'ı kullandık. Evet. Bu da yine belki genel bir ekosistemi aslında siz Creative Commons lisansları için görebilmeniz açısından bu şeyi bu grafiği biz yararlı buluyoruz en azından tek seferde her şeyi bir yerde toplayabildiği için ama burada hem altı lisansı hem kamu lisanslarını hem bu tek tek söylediğimiz katmanların kimler için faydalı olabileceği konusunda özet bir koşullarla birlikte ana koşullarla birlikte bir grafik sunmuş oluyoruz. Aslında burada belki şöyle bir ben şu ana kadarki kısmı bir cümleyle toparlayayım. İşte evet. Hak sahibi dediğimiz eserin yaratıcısı bir oluşturmuş olduğu çalışmayı internet üzerinden paylaşmak istiyor. Fakat
bu paylaşım sonucunda bu eseri kullanacak kişilerin hangi hakla bu eseri kullanabilecekleriyle ilgili tekrardan hak sahibine geri dönüş yapmadan bu lisanslara bakarak kullanımını gerçekleştirmesi mümkün oluyor. Sadece bununla da kalmıyor. Bu içeriklere ulaşan arama motorları daha sonraki aramalar için bu üst verileri kullanarak bir şekilde sizin örneğin ben ticari amaçla kullanmak için bir görsel alıyorum dediğiniz zaman en azından Creative Commons'ta lisanslanmış olan içerikleri bu şekilde görebilmeniz mümkün hale geliyor. Bu lisanslar kişilerin kendileri tarafından oluşturulamaz mı? Oluşturulabilir. Ama tüm dünyaca tanınan ortak bir aslında paydada bu çalışmaları paylaşım haklarını sunan bir yapı olması açısından Creative Commons belli bir yere sahip ve bu lisansların kullanımı aslında giderek de farklı platformlar içinde yaygınlaştığını söyleyebiliriz diyeyim. Bu açık COVID bildirgesini sözü sana hemen, tamam, çok kısaca bunu açıklayayım. Nisan ayı başındaydı sanıyorum. Özellikle pandemi tabii süreci konusunda bu Creative Commons'ın bir inisiyatifi diyelim. Hukukçularla ve sonuçta konunun paydaşlarıyla ilgili birlikte yaptıkları bir pledge yayınladılar. Open COVID Pledge diye geçiyor ve biz bunu bir bildirge olarak çevirdik. Burada da özellikle yapılmak istenen şu, telif hakkının haricinde özellikle sınai haklar fikri, sınai haklarla korunan patent gibi özellikle medikal sonuçta ekipmanların tekrar üretimini sağlayabilmek amaçlı sonuçta CC lisansları tek başına yeterli değil. Dolayısıyla en azından bu dönemde ilgili firmaları, ilgili işte araştırma sonuçta organizasyonlarını süreci dahil edebilmek için yeni bir lisans tipi aslında ortaya çıkarttı Creative Commons. Bunun için bir çağrı bu bildirge. Ve bugün gerçekten işte Microsoft gibi ne bileyim işte büyük gerçekten firmalar bu çağrıya cevap verdiler. Bunun en önemli özelliği bu OCL diye çevireceğim açık COVID lisanslarının en önemli özelliği süreli olması. Ve dediğim gibi aslında bu süre içerisinde de fikri ve sınai hakları için saklı tutulan teknoloji ve içerik için kullanılabilecek teknolojileri ve içeriği tekrar kullanımı için bu kategorilerdeki lisansları kullanabilirsiniz denilen bir lisans yine topluluğu diyelim. Bu çağrıya cevap veren sonuçta organizasyonların kendi içeriklerini de bu lisanslarla açmalarını bekliyorlar. Dediğim gibi en çok yine aldığımız sorulardan bir tanesi bunun yerine neden CC lisansı kullanmasınlar konusu. Creative Commons lisanslarının hepsi süresizdir. Yani bir kere sonuçta bu izin koşullarını verdiğiniz zaman geriye alınabilecek bir şey değil. Dolayısıyla birinci farklılığı bu. İkinci farklılığı ise özellikle de telif copyright dışında kalan dediğim gibi patent gibi trademark gibi sonuçta hakları sonuçta tekrar kullanımı açan bir lisans tipi bu. COVID lisansları OCL altında gördüklerimiz bunlar. Bir de uyumlu lisanslar var. Uyumlu lisans olarak halihazırda zaten işte atıf lisansı kullanıyorlarsa ya da CC Zero kullanıyorlarsa bunlar zaten uyumlu lisanslar. Bir de alternatif lisanslar diye üçüncü bir kategori açılmıştı. Play sayfasına gidip bakarsanız orada da görebilirsiniz ama çok özetle sonuçta bu lisanslardan hiçbirini kullanmayıp ama sonuçta tanımlarıyla belki uyumlu başka lisanslar sunuyor olabilirler firmalar. Aslında işte bu gibi bir kriz noktalarında açık lisansların hemen farklı ihtiyaçlara da aslında adapte edilebilir. Yanıt vermesi. Evet. Yanıt vermesini de sağlamak açısından çok önemli. Şimdi belki şu sorulabilir. Ben herhangi bir eser oluşturdum. Bu senin de belirttiğin gibi her türlü bir eser olabilir, müzik olabilir, görsel bir takım farklı içerikler olabilir, basılı içerikler olabilir. Bunları nasıl lisanslarız özelinde? Aslında bunlardan bir tanesi yapmış olduğunuz çalışmayı bu paydaşlardan herhangi bir tanesi aracılığıyla yayınlamak. Örneğin YouTube'da veya Flickr'da bir görsel veya bir video paylaşacaksanız bunu Creative Commons lisansını seçerek sisteme yüklüyorsunuz. Bu sayede bir arama yapıldığı zaman bu platformlardan Creative Commons'a lisanslanmış içerikleri görüntüleme şansına sahip oluyoruz. Aynı zamanda Google'ın veya Bing'in arama motorları da, farklı arama motorları da bu şekilde üst verilere göre bu çalışmaları yapıp aramalarını gerçekleştirebiliyorlar. Yani aslında bir anlamda bu lisanslara destek veren platformlar yardımıyla bunları internete yüklediğiniz zaman lisanslama işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Bir diğer nokta ise Creative Commons'ın bir lisans seçme aracı var. Bunu Creative Commons.org.tr bizim sitemizden de yine erişmeniz mümkün.
ve burada aslında birçok farklı dilde hazırlanmış olan bir basit arayüz var. Bu basit arayüz içerisinde de siz biraz önce belirttiğiniz aslında o 6 tane lisansın temel özelliklerini sorulara cevap vererek belirliyorsunuz. Yani adaptasyon yapılmış mı kısmında senin biraz önce belirttiğin hani türetilebilir mi, türetilemez mi, üzerinde değişiklik yapılabilir mi? Share alike dediğimiz hani aynı lisansla dağıtılsın, bununla beraber izin veriyorum gibi. İki tane aslında temel soruya cevap vererek buradaki yapılardan 6 tanesinden herhangi bir tanesini seçme şansına sahip oluyorsunuz ve daha sonra sizin hangi lisansı seçmiş olduğunuz bu şekilde belirtiliyor. Mesela sadece atıf yapılarak oluşturulacak olan 4.0 uluslararası lisansının seçimini burada gerçekleştiriyorsunuz. Ama mesela adaptasyona izin verilmesin, ticari amaçla da kullanılmasını seçtiğiniz zaman ise bizim hani en sınırlayıcı dediğimiz lisansı seçiyorsunuz ve burada aslında hani bu bir açık kültür lisansı değildir. Paylaşıyorsun ama bizim istediğimiz belki de standartları paylaşmıyorsun şeklinde bir ifade de yer alıyor. Bununla birlikte aslında bazı üst veriler var. Yani size atıf yapılırken kullanılabilecek ve bir takım ek bilgileri oluşturabileceğiniz yapılar var. Çalışmanızın birçok farklı özelliğini buradaki üst veri yapısına da giriş yapabiliyorsunuz. Biraz önceki lisans seçimi aslında yeterli. Ama daha detaylı olarak üst veri oluşturmak istiyorsanız bu üst veri yapılarında bir HTML arayüzü sayesinde oluşturabiliyorsunuz. Ki burada mesela daha fazla izin URL'sinde biraz önce belirttiğim belki ek şartlar varsa bunlara bir bağlantı yapmak mümkün oluyor. Bununla beraber farklı isimlendirmeler veya bizim RDF dediğimiz bu bağlantılar arasındaki ilişkinin teknik anlamdaki farklı standartlarını da buradan seçme şansına sahip oluyorsunuz. Ve bunun sonucunda aslında hem size bir ikon vermiş oluyor hem de bununla beraber bir lisans yapısı sunuyor. Ve bunu isterseniz HTML kopyasını alıp burada kendi web sayfanıza yapıştırabiliyorsunuz. İsterseniz de bu bir basılı metinse örneğin dokümanınızın içine bu ifadeyle birlikte üst taraftaki ikonu yerleştirmeniz de yeterli oluyor. Standart kullanıcılar bunu veya işte entelektüel arama yapan kişiler bu çalışmalarını gördüğü anda hangi haklara sahip olduğunu anlıyor veya tıkladığı zaman lisansın detaylarına gidip görüyor. Makine ise alt taraftaki bu HTML koduna gömülmüş olan üst veri, XML temelli üst veri yapılarını alarak aslında indeksleme çalışmasını gerçekleştirmiş oluyor. Ve bu lisans çalışmalarını bu şekilde lisanslama adımını gerçekleştiriyorsunuz. İlkay sen de takdir edersin bu konuda aslında biraz kafalar karışıyor. Neden? Çünkü herkes bu lisansları bir yerden onaylatmak, bu lisansı satın almak, lisansa başvuru yapmak gibi şeyleri soruyor. Bugün de bir aldık öyle bir soru. Evet. Ama Creative Commons'da herhangi bir otorite kuruma başvuru yok. Herhangi bir şekilde bir veri tabanına kayıt etmek diye bir şey söz konusu değil. Yaptığınız çalışmaya bu lisans özelliklerini HTML kodu olarak veya direkt görsel olarak yerleştirmeniz o eseri Creative Commons'ta lisanslamanız için yeterli oluyor. Ek bir çalışmaya burada gerekli kalmıyor. Creative Commons lisanslı eserlerin de nasıl bulunacağı yine bu platformlardan oluşturabiliyorsunuz. Yani YouTube'a girip veya Flickr'a girip bunlarla ilgili bir sorgu gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu arada ben saatime de baktım İlkay. Yaklaşık 1-2 dakikamız kaldı. 45 dakika sözü açık bilime devredeceğiz diye. İstersen sen de City Search ile ilgili çok kısa bahset ve biz kendi oturumumuzun ilk bölümünü tamamlamış olalım. İlk bölümünü tamamlamış olalım, evet. City Search'e zaten aslında baştan değinmiştik ama biraz önceki slide'da Orçun'un sonuçta listelediği o işte Flickr, YouTube gibi sonuçta pek çok content, özellikle de Flickr vesaire. Şu an CC Search içerisinde zaten indeksleniyor. CC Search sanıyorum 2018'in başında release oldu. Geçen sene de tekrar iyileştirmeler yaptılar. Şu an hatta bir browser'ınıza eklediğiniz böyle küçük bir plugin'le evet, küçük bir pluginle sonuçta searchlerinizi yani taramalarınızı yapıp aynı zamanda bu imajları
kendi hesabınıza ekleyebiliyorsunuz. Galiba pinleyebiliyorsunuz. Şu an şey tam olarak hatırlayamıyorum ama oldukça gerçekten çok efficient, çok kolay kullanımlı bir şey arama motoru. Bu arada yine slide'da gördüğünüz gibi bütün imajların da aynı zamanda nasıl atıf yapılacağı konusunda hem basit hem de detaylı sonuçta üst verisini size sunuyor. Bu atıf anlamda oldukça gelişmiş. Vardır büyük ihtimalle. Bunu engelleyecek diye tahmin ediyorum. Gerçekten evet. Bazen kafa karışıklığı olabiliyor. O konuda çok güzel hap gibi size bilgi veriyor CC Search. O yüzden herkese tavsiye ederiz kullanımını. Evet. İçeriği de oldukça şu an genişletiliyor. Yakın zamanda da bu arada eğitim materyalleri de eklenecek. En azından ondan haberiniz var. Yani burada şöyle hemen adresi de şey yapalım. ccsearch.creativecommons.org. Burada sağlayıcılar var ve hani yüz binlerce imajı belirli haklara göre ticari amaçla da kullanabilirsin veya farklı şekilde haklara göre oluşturulabiliyor ve bir basit pluginle aramanızı hemen tarayıcınızdan da yapma şansına sahip oluyorsunuz. Biz burada aslında noktalayalım. Gültekin Gürdal'a sözü verelim. Ben çok teşekkür ediyorum herkese. Bize ulaşabileceğiniz adresleri ve bu slaytı yine biz sosyal medyadan da paylaşırız. Detaylı bu slayt üzerinden de erişebilirsiniz. Ben teşekkür ediyorum. Sayfa paylaşımını durduruyorum. Siz gitmeden önce bir de şeye bakalım ya. Canlı yayın izleyen arkadaşlardan birkaç yorum var. Sorular da geliyor olabilir. Gitmiyorsunuz biliyorum ama uzun sürecek. İsterseniz önce soruları yanıtlayalım sonra yapalım, sorular gelecek. Ya Gültekin orada kalıp gibi kaldı hocam, iyi misin? Gültekin ses ver. Yok, ben zaten destek atacaktım şimdi. Tamam. Mesela o kadar en son bir yorum var orada mesela. Diyor ki ben sayfasına gittim birisinin, hiçbir şekilde lisans ilgili bir bilgi yok. Evet. Ben bunu nasıl sorgulayabilirim? Nasıl kullanabileceğimi? CC lisansı koymadıysa kendine sormaktan başka bir çare, kendine izin almaktan başka çare yok. Sorular gelmiş de ben tam slide açtığım için live comments'e şu anda haklısın. Tam ekran şey oluyor. O yüzden de zaten şey yapayım dedim. Oraya biraz gireyim dedim. Evet, Şeref Kalın burada geldi. Çok söylemiş. Çok fazla soru gelmiş. Hatta hiç soru gelmemiş. Evet. Şeref Karabulut ekleme yapmış. Kazım arkadaş bir şeyler söylemiş. Hemen onu da yansıtayım ekrana. Tamam. Evdiniz Remix sizden biri demiş. Çok teşekkürler Kazım. Bu arada evet, çok güzel kitaplar da var bizim sitemizde. Hani Creative Commons'ta nasıl bir şeyler üretilebilir, nasıl inovasyona destek verilebilir? Bu ücretsiz kitapları da aslında edinebilirler. Direkt internet üzerinden girip kullanabilirler. Organizasyonlara da teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar biz de teşekkür ederiz. Onun haricinde benim bir sorum var aslında İlker Hocam, Orçun Hocam sizlere. Biliyorsunuz son dönemde COVID döneminde ventilatör cihazı patentini açan bir firma vardı ama gerçek patentini aslında biz nasıl diyeyim ücretli patentini açan bir firma vardı. Şimdi şöyle bir problemle karşılaşacak diye tahmin ediyorum. Yani siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? COVID dönemi sürecinde açık olduğunu paylaşmıştı. Şimdi bu açık olan patent üzerinden bir iş geliştirmeyi planlamış ve tamamen COVID'e hedefli, pandemi hedefli bir ventilatör geliştirmeyi planlamış bir firmanın büyük ihtimalle COVID dönemi bittikten sonra bu patentle ilgili bir takım problemleri olacak. Bu yüzden aslında dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi bu. Eğer ki iş modelimizi sadece COVID dönemine, pandemi dönemine endeksli yapmıyorsak, sonrası için de aslında bunun farkında olmak gerekiyor. Bu patent sadece belirli bir süreyle mi açık, belirttiğiniz gibi CC lisanslı mı, ne kadar açık, bunları da çok iyi okuyor ve anlıyor olmak gerekiyor diye tahmin ediyorum ki siz bununla ilgili zaten epeyce detaylı açıklamalar yaptınız. Ben birazcık daha altını çizmek gerektiğini düşündüğüm için. Herhalde ticari bir kazanç düşünülüyorsa tekrardan bir belki o patenti açan firmayla da birebir görüşmek lazım. Çünkü bu şu anda bir kriz dönemi. Ne kadar çok hayat kurtarırsak o kadar iyi şeyle birçok telif hakkı da ihlal ediliyordur ve bu görmezden geliniyordur. Ama bu demek değil ki bu süreç sonrasında bu telif hakkı ihlalleri bir şekilde affedilsin veya şey görülsün,
Yine bir sakın soru olabilir. Bence ticari olarak kullanılacak olanlar her halükarda bir iletişime geçmesine fayda var. Eğer Creative Commons'ta lisanslanmamışsa, İlkay'ın bahsettiği o sınırlı süre COVID lisansları. Lisansları lisanslanmışsa diye düşünüyorum. Ya evet, kesinlikle katılıyorum. Temkinli olmakta fayda var ve etik olmakta fayda var. O konuda beraberim. Ama bir yandan da bu örneğin mesela hangi lisans, ya gerçekten ortada bir lisans var mı? Ona bir bakmak gerekir. Yani Creative Commons mı yoksa COVID lisansı mı? Çünkü eğer üretim vesaire bu dönem içerisinde yapıldıysa de zaten açıkça bir yerde belirtilmiş olması lazım lisansın. Dolayısıyla biz artık kapattık, o dönemdekileri de kullanamıyorsun gibi bir şey yok. O dönemdekilerin hepsini bu lisansla kullanabilirim anlamına geliyor çünkü. Belki case by case biraz bakmak lazım. Bir soru gelmiş Murat Emre Cebaroğlu'ndan. Yani bunun evet, yani bunun geliştirilmesini mantıklı bulmuyoruz ama bu dönem için ihtiyaçları cevap verecek bir yapı bu. Yani evet. Burada tabii ki Creative Commons'ın süreli olmasını biz hiçbir zaman istemeyiz. Yani bu bariyerin her zaman açık olmasını isteriz. Ama dediğim gibi şu anda hiç kullanılamamasındansa bu acil dönem için bir destek sağlayacaksa bunu da teşekkürle karşılarız. Bence düzeltme yapalım orada şöyle ki, şirketin keyfine kalmış bir durum değil. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği tarihler arasında 1 Aralık 2019 ile 1 Ocak 2023 arasında. Dolayısıyla keyfi bir tarih değil. Evet. OCL'nin kullanılması. Öyleyse başka soru yoksa zaten gelen soruları yine devamında alıyoruz. Tamam. Tamam. Gültekin Hocam burada. Şimdi paylaşmayı bir deneyelim. Şöyle. Ben sorumun ne olduğunu çözdüm paylaşırken. Oldu mu? Yok, geldi mi? Geldi. Buyurun, geldi. Dinliyoruz sizi. Ben sorunun ne olduğunu söyleyeyim mi hemen? Buradan accept etmemiz gerekiyor. Bizde bir gecikme oldu biraz önce yansıtırken. Aa, tamam. İlkay, sen kendini aka çıkardın. Tamam, problem yok. Benden kaynaklı yani. Ya Zehra. Buyurun hocam. Şimdi tekrar merhabalar bütün katılımcılara. Lisanslar tarafını birazcık konuşmuş olduk. Gerçekten eğer yaptığınız çalışmaları başkalarının kullanmasını istiyorsanız ve bu kullanımı yaparken size ben bunu nasıl kullanayım diye sormak zorunda kalmasını da istemiyorsanız herhangi bir Creative Commons lisansını seçerek yaptığınız çalışmayı herhangi bir platformdan herhangi bir şekilde paylaşabilirsiniz. Ayrıca hangi lisanslarla paylaşılmış bir içerik sizin kendi hazırlayacağınız içerik içinde gerekiyorsa bu şekilde de arayıp deminki CC Search'ten kendiniz için gerekli olan görseldir, herhangi bir materyaldir çok rahatlıkla bulup kullanabilirsiniz diyerek. Şimdi birazcık açık bilim tarafına geçelim. Açık bilim tarafında ben birazcık bu sunumda sağlıkta inovasyon konusu olduğu için biraz o taraftan örneklerle anlatmaya çalışacağım. Ve burada da belirlediğimiz sloganda daha sağlıklı bir dünya için açık bilim. Gerçekten bunun önemini çok daha yakından gördük. Bu benim klasik kullandığım bir ahtapottur. Şu anda açık bilimden önce tabii açık erişimden birkaç bahsetmek gerekiyor. Dünyada ve üniversitelerde özellikle çok ciddi anlamda araştırma yapılıyor ve bu araştırmayı yapanlar çoğunlukla devlet üniversitelerinde çalışan araştırmacılar ve bu araştırmacıların yaptıkları çalışmaları ücretli abone olunan dergilere gönderiyorlar ve bu dergileri de normal vatandaşlar veya bu dergilere abone olmayan insanlar okuyamıyorlar. Oysa okuyabilmeleri gerekiyor. Bu da açık erişimin en önemli faydalarından bir tanesi. Çünkü açık erişim ve bu kamu tarafından karşılanan masrafların karşılığında aslında herkesin bu bilgiden yararlanması anlamına geliyor. Ne yapıyoruz biz şimdi? Bu üniversitede çalışan araştırmacının maaşını ödüyoruz. O araştırmacının araştırması için olan harcamaları yine kamu yapıyor. Ve tekrar işte üniversitelerde özellikle kütüphaneler kanalıyla da o veri tabanları, o dergilerini tekrar ararak tekrar bir ödeme yapmış oluyoruz. Böylelikle de 3 defa aslında kamu bir ödeme yapmış oluyor. Ve bunun karşılığında
ortaya çıkan makale ve diğer araştırma çıktılarında hiçbirini görememiş oluyor. Şimdi bakıldığı zaman bu paralı dergilerdeki makaleleri aslında ulaşmak çok zor. Ve bir makaleyi de bu nedenle ortalama okuyan kişi sayısı 10 gibi görünüyor. Ve yılda 1,5 milyondan fazla makale yayınlanıyor. Yani 1,5 milyon civarında hakem makale yayınlanıyor. Ve özellikle de insani bilimler, sosyal bilimlerdeki makalelerin de %82'si bir atıf bile almıyor. O yüzden de yapılan hakemli çalışmaları, hakemli dergilerdeki araştırmaları da mutlaka bir şekilde akademisyenlerin paylaşması önemli. Ve artık bizim yaptığımız çalışmaları nerede yaptığımız önemli değil, hangi dergilerde yaptığımız önemli değil. Bizim nerede yayınladığımız değil, ne yayınladığımız önemli, ne tür çalışmalar yaptığımız önemli. Ve artık belki de üniversitedeki araştırmacılar artık farklı metriklerle değerlendirmeliyiz. Onların öğretim kalitelerine bakmalıyız, ülke ekonomisine katkısına bakmalıyız veya endüstriyel hizmet veya ürün olarak neler geliştiriyorlar, dünyaya veya ülkemize ne fayda sağlıyorlar, ona bakmalıyız. Demin dediğim gibi şu anki yayın dünyasında yapılan araştırmaların çıktıları genellikle paralı dergilere gönderiliyor ve orada da insanların %99'unun erişemeyeceği araştırma sonuçları olarak kalıyor. Çünkü bu veri tabanlarına ya da bu dergilere eğer bir aboneliğiniz yoksa ya da parasını ödemiyorsanız erişebilmeniz hiç de kolay değil. Neden açık erişim? Çünkü açık erişim bir yayına erişebilmek için erişimin hızını artırıyor. Çünkü bütün işte Google dahil bütün arama motorlarından yapılan taramalardan bu yayın çıkıyor. Bu yayının görünürlüğünü etkisini artırıyor. Dünya çapındaki etkisini artırıyor. Çünkü daha fazla insana ulaşıyor. Ve keşfetmeyi veya bulmayı olanak sağlıyor. Ve bu yayının çıktığı üniversitenin de yaptığı çalışmaları veya kişinin yaptığı çalışmaları daha iyi değerlendirme ve izleme ve daha iyi bir araştırma yönetimi sağlıyor. Ve bunların tamamında da açık erişim, inovasyona, prestije ve fona olanak sağlıyor. Demiştim işte neden açık erişim olmalı yayınlar? Çünkü açık erişim olması bu yayınların hem makalelerin indirilme hızını 4 kat daha yükseltiyor, daha çok atıf almasını sağlıyor. Ayrıca sosyal medya platformlarında da paylaşılmasını 2,5 kat artırıyor. Şimdi bir tane 2017 yılındaki mükemmellik ödülü almış bir tane ders kitabından bahsedeceğim. Bir textbook'tan bahsedeceğim. Bu sağlıkla ilgili bir textbook. Bu otolaryngoloji denilen baş boyun cerrahisinde kullanılan bir atlas. Ve bu atlas $624 bir yayın evi tarafından satılıyordu. Fakat dünyadaki birçok ülkedeki tıp alanında okuyan öğrenci $624 vererek bu atlasa sahip olamadığı için eğitimi kısıtlı kalmış oluyordu. Bunun farkına varan bir grup 95 tane yazar 20 tane ülkeden bir araya gelerek bu atlası tekrar yazdılar ve bütün dünyanın kullanımına sundular. Ekranda görüyorsunuz bütün dünyadan download ediliyor bu atlas. Hala download ediliyor ve şu anda Türkiye'de en çok download edilen ülkelerden bir tanesi. Buna Amerika, işte Güney Afrika, Hindistan, İngiltere, Mısır bu devam ediyor. Ve neredeyse işte 1.2 chapter download var her 20 saniye, her dakikada, her 70 saniyede. Ve böylelikle de çok önemli bir kaynak. Örnek olarak verdim bunu. Bütün dünyadaki bu konudaki insanların kullanımına sunulmuş oluyor. Şimdi birazcık açık bilim nedir diye bahsedecek olursak aslında arkadaşlarım biraz önce kendi sunumlarında da bahsettiler. Yani artık açık bilim bir çerçeve kavram ve şemsiye kavram. Bunun altında bilimsel dergilerdeki makalelerde her türlü bilimsel bilgi, açık veri, kodlar, çevrim içi yazılım araçları, herhangi bir laboratuvarda kullanılan laboratuvar notları, kısacası akademik ve bilimsel değer olan her türlü şeyi açık bilim çerçevesinde değerlendirebiliriz. Ve buradaki en önemli şey
açık bilim keşif sürecindeki her türlü bilimsel bilginin mümkün olduğu kadar erken sürede paylaşılması gerektiği düşüncesi. Yani biz yaptığımız çalışmaları ne kadar hızlı başka insanlarla, başka araştırmacılarıyla paylaşırsak o konuda da onların katkılarını almak, onların da yeni bir şeyler geliştirmesini ve yenilik yapmasını o derece hızlandırmış oluyoruz. Ve burada açık veri kavramı benden sonra Yasemin de geldiği zaman birazcık daha üzerinde duracak. Çok önemli. Ve açık verinin önemini belirten bir cümle bu. Çok benim de beğendiğim bir cümle oldu. Eğer çalışmaları bilimsel olarak güvenilir kabul edilecekse araştırmacılar ham verilerini paylaşmaya hazır olmalıdır. Bu da çok önemli bir kavram. Çünkü veriyi üretmek için neredeyse günlerce laboratuvarlarda veya bilgisayarlar başında zaman geçiriyor araştırmacılar. Ve bu verilerden başka araştırmacıların da yararlanabilmesi için bu verilerin paylaşılması gerekiyor. Ve yapılan çalışmaların özellikle doğruluğunu sağlayabilmek için de aynı verileri kullanılarak o araştırmaların sonuçlarına tekrar ulaşılabilmesinin denetlenmesi gerekiyor. Bu da bilimde hem bir doğrulamayı hem de şeffaflığı beraberinde getiriyor. O yüzden araştırmalarda verilerin paylaşması da çok önemli. Yine bu açık bilim kapsamında en son yapılan çalışmalardan bir tanesi Microsoft Vakfı'nın Elon Musk tarafından kurulan ve bilgisayarlar kullanarak insan beynini taklit etmeye yarayacak bir yapay zeka geliştirme projesi için $1 milyon yatırım yaptı ve bu Open yapay zeka projesi diye anılmaya başladı ve başka insanların da buna katkı sağlaması ve çıkacak ürünün başkaları tarafından da herkes tarafından da kullanılmasına olanak sağlanması şartlardan bir tanesi. Ve bu şekilde bir yapay zeka insanlara fayda sağlayabilecek bir yapay zeka projesi geliştirilecek. Yine Open Pharma diye bir girişim var. Bu girişimde yine özellikle bir takım ilaçlara ulaşmak, bu ilaçları üretmek, bu ilaçların lisanslarına sahip olmak çok zor ve çok pahalı ve dünyanın büyük bir bölümünde bu konuda gerçekten büyük bir zorluk yaşanıyor ve insanlar ilaçlara ulaşamadıkları için, ilaçların üretilmesi çok pahalı olduğu için insanlar ölüyor. Bu girişimde de yine bu alanda yapılan çalışmalardan en azından bu girişime destek veren bir takım şirketler tarafından araştırma fonlarından alarak yapılacak çalışmaların bu ülkelerdeki araştırmacılarla da paylaşarak daha hızlı bir şekilde insanların ilaç kullanımına destek denmesi düşünülüyor. Diğer önemli bir konu yine açık bilimde işte şu andaki yapılan tıbbi çalışmalar aslında COVID'i düşündüğümüz zaman dünyanın her yerinde bir sürü araştırmacı şu anda günlerce her gün deneyler yapıyorlar ve yaptıkları bu deneylerin çoğu zaman hepsi negatif sonuçlar veriyor ve doğruyu bulamıyorlar aslında. Ama şu anda açık bilim şunu da istiyor. Yapılan negatif sonuçların da bir an önce paylaşılmasını istiyor ki dünyanın herhangi bir yerinde bir araştırmacı aynı araştırmayı yaparken aynı şekilde hareket etmesin. En azından herhangi bir şekilde negatif sonuçları görebilsin ve tekrar aynı hataları yapmadan farklı şekilde farklı yöntemler deneyebilsin. O yüzden özellikle sağlık alanında da sonuçların paylaşılması ve negatif bile olsa sonuçların paylaşılması önemli bir kavram. Ve buradaki diğer önemli bir sonuç bu dediğim negatif sonuçlarla ilgili. Özellikle bu devirde laboratuvara girmenin zor olduğunu ve daha önce yayınlanmış olan olumsuz ve geçersiz sonuçları yayınlamak çok daha önemli hale geldi diye bir yazı bu. Evet, gerçekten de şu anda herkes hastanelere gitmekten, laboratuvarlara gitmekten şu anda çekinir hale geldiği bir dönemde aynı negatif sonuçları bulmak için tekrar tekrar deneyleri yapmaya gerek yok. O yüzden de ne tür bilimsel bir çalışma yaparsak yapalım, pozitif bir sonuç olsa, negatif bir sonuç olsa hızlı bir şekilde paylaşmak bu dönemde son derece önemli. Bu COVID krizi nedeninde özellikle bizim için önemli olan 10 tane bir madde sıralanmış. Bu sunumu ben hazırlarken
bunları çevirdim ve buradaki bahsedilen şuydu. İşte en azından ne olduğunu biliyoruz, nasıl tespit edildiğini biliyoruz. İşte Çin'deki durumun düzelmesi, vakaların birçoğu hafifleşti şu anda ve çocuklar da hafif görünüyor gibi bir takım bunu tanımlayan etkenler var. Ve bunlar elle bir veri ve şu anda bilim dünyası daha önce hiç olmadığı kadar uluslararası bir işbirliği yapıyor ve bu konu üzerinde çalışıyor. Ve artık tamamen böyle paylaşılan ve açık işbirliğine dayalı bir bilimsel çalışma yapılıyor. Bu şu anda bu yüzyıla kadar hiçbir dönemde böyle bir paylaşım olmadı. Yani mesela 2013 yılındaki SARS salgınında şu ana kadar yapılan makalelerin yarısına bile ulaşmak bir yıldan fazla zaman almıştı. Burada 3-4 aylık dönemde bütün yapılan çalışmalar herhangi bir hakemlik sürecine bile bakmadan hemen bilim dünyasıyla paylaşıldı ve herkes tarafından şu anda bu sorunun çözümü için ciddi anlamda bir çalışma var. Hatta birçok yayın evi şu anda o paralı dediğimiz dergilerdeki bu konuyla ilgili olabilecek yayınlarını bile ücretsiz olarak bütün dünya bilim insanlarının kullanımına açtı ve herkes hızlı bir şekilde bu soruna çözüm bulmaya çalışıyor. Ve özellikle burada bu University of Tennessee'in yaptığı bir çalışma benim dikkatimi çekti. Ve oradaki bilim adamları çok hızlı bir şekilde hesaplamalar yapılabilen dünyanın en güçlü bilgisayarlarıyla yine koronavirüs tedavisini bulmuş olabilirler diye bir haber ve bir yazıydı. Ve yine bunlar yaptıkları bu çalışmaları yakında test edilebilecek hale gelecek ve burada yapılan sonuçlar, yapılan çalışmanın sonuçları da yine dünyadaki bütün bilim insanlarıyla paylaşılacak ve bu paylaşmayı işte normalde yayınlarda bir hakemlik süreci vardır. Belki 2 ay, 3 ay sürer, bütün yakın yayınlar denetten geçer. Yine burada bu sonucu bile, yine bu süreci bile dikkate almadan da bütün dünyayla yapılan bu çalışmalarını paylaşacağını da yine bu üniversite duyurdu. Ve yine hiç tarihte olmadığı kadar işte Çinli bilim adamları birçok platformu açık platform haline getirerek yaptıkları bütün koronavirüsle ilgili çalışmaları çok hızlı bir şekilde farklı kanallardan dünyayla paylaşıyorlar ve aydınlatıyorlar. Ve bunu da çok bilim dünyasının söylediğine göre bunu da çok büyük bir açıklıkla yapıyorlar. Birçok bilimin yapısını gerçekten değiştirdi COVID-19. Birlikte çalışmak, işte Amerikan donanmasının hastane gemisi haline gelmesi, işte her yerdeki ilaçlamalar, yani hayatımızda hiç görmediğimiz kadar farklı şeyleri görür olduk. Ve insanlar laboratuvarlarında, işte hastanelerde, alışveriş merkezlerinde çok farklı bir şekilde hiç görmediğimiz gibi çalışıyorlar ve buradaki bütün çalışmalar şu anda paylaşılır durumda. Bu da çok önemli bir ve örnek bir girişimdi. Fransa'daki bir laboratuvarda böyle 3-5 kişiyle yine bu sorunun çözümü için bir girişim başlatıldı, bir grup kuruldu. Open COVID-19 girişimi diye. Ve çok kısa sürede ben de bunu hem Facebook'tan hem diğer sosyal medya hesaplarından takip ettiğim insanlardı. Şu anda belki işte 300-400 tane dünyanın her yerinden bilim insanının bir araya gelerek ve belli düzenli toplantılar yaparak yine bu konunun çözümü için beraber çalışıyorlar. Ve yine bu da oradaki o laboratuvara ait kendi bünyelerinde yaptıkları bütün çalışmaları da hem başkalarıyla paylaşıyorlar hem de siz kendi yaptığınız çalışmaları burada paylaşarak diğerlerine katkıda bulunabiliyorsunuz. Demiştim bu Open Source Pharma girişimi, Medicine for All diye bir şey var zaten, ilaç herkes için gereklidir, ilaç herkes için diye. Yine bu girişimde yine bütün dünyadan ciddi anlamda destek alıyor ve ilaca ulaşımı zor olan ve çok pahalı olan formüllerle yapılan ilaçların çok daha uygun fiyatlarla üretilerek ihtiyacı olan ülkelerle paylaşılması isteniyor.
Yine buradaki gördüğümüz bu Open Pharma'nın sitesinden bir örnek. Burada yine bu girişim altında çeşitli projeler şu anda devam ediyor ve açık kaynak kodlu bir COVID-19 aşısı üretilmesi için de şu anda o girişim altında bir çalışma devam ediyor. Yani herhangi bir şekilde buradaki girişimden bir aşı elde edilirse tamamen açık kaynak olarak hiç ücretsiz bir şekilde bütün ülkelerin üretilerek kendi vatandaşlarını aşılaması sağlanabilecek. Yine bu dönemdeki örnek girişimlerden bir tanesi çok kabul gören ve prestij yüksek bir dergi aslında. Kanada Türk Tabipler Birliği dergisi. O da işte aldığı bir kararla bütün yayınların bu dönem içinde ücretsiz olacağını açıkladı. Yine Google DeepMind araştırmacıların küresel salgın önlemelerine yardımcı olabilecek koronavirüs hakkında yapay zeka tarafından oluşturulan tahminleri paylaşıp ve bu konudaki öngörülebilir sayılara araştırmacıların ulaşabilmesi için bir yapay zekayı devreye soktu ve bir takım tahminleri paylaştı araştırmacılarla. Bu da güzel bir girişim oldu. Ya dünyanın en büyük yayın evlerinden Elsevier yayın evi, işte yeni koronavirüs bilgi merkezi diye bu konudaki sürece katkı sağlayabilecek bütün bilimsel yayınları araştırmacıların kullanımına bu süre çerçevesinde işte diyelim ki işte Ekim sonuna kadar, Aralık sonuna kadar hangi dönemler pandemi dönemi olarak kabul edilecekse o dönemler içinde yine kullanıma açtı. Şimdi bu noktada birkaç cümle ben OpenAI Advanced projesinden bahsetmek istiyorum. 2018-2020 yılları arasındaki bir proje, Avrupa Birliği projesi aslında 2010 yılında başlayıp çeşitli kademelerle devam eden bir proje. Avrupa Birliği için açık bilim ve açık gelişim çok önemli kavramlar ve o yüzden de çok güçlü bir açık gelişim altyapısı kurmaya çalışıyor şu anda Avrupa Birliği ve bunda da çok iyi bir noktaya geldiğini söyleyebilirim ve artık bu kavram işte açık gelişimden açık bilime geçiş olarak adlandırılıyor. Mesela şu anda bizim projeden yaklaşık 40'a yakın ülkeden benim gibi çok sayıda insan açık gelişim yardım masası olarak ülkelerde ülkelerini temsil eden çalışıyorlar ve o ülkedeki bilim insanlarının OpenAI projesi hakkında ya da bu Avrupa Birliği'nin fonlarından bu konuda nasıl yararlanabilecekleri ilgili konularda destek alabiliyorlar ve başvuruda bulunabiliyorlar. Ve biraz önce de söylemiştim, arkadaşlarım da biraz önce bahsetti. Artık sadece işte yayınlara değil açık erişim, işte araştırma verilerine, yazılımlar, metodolojiler, açık eğitim kaynakları diye o çerçevenin altında her şeyi kapsayacak bir şekilde. Ve bunların da hepsinin birbiriyle bağlantılı olması çok önemli. OpenAI projesinin bir portalı var. Şu anda hepinizin erişebileceği openair.eu adresinde. Ve bu portal aynı zamanda bir veri tabanı. Şu anda içinde 40 milyon yakın makale, işte 10 milyon civarında veri seti, 10 bin civarında veri seti. Ondan sonra işte 237.119 tane çeşitli yazılımlara ait bir yazılım kodları ve diğer araştırma sonuçlarını bulabileceğiniz devasa bir portal, tamamen ücretsiz, istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz. Ayrıca bu dönemde OpenAI bütün Avrupa'daki ve Avrupa'nın da ötesindeki akademik arşivleri harmanlayan bir sistem OpenAI. Ve bu harmanlamanın neticesinde yaptığı bir veri madenciliğiyle de COVID-19'la ilgili olabilecek ve COVID-19'un çözümünde rol alabilecek bütün yayınları bir araya getirerek bir gateway oluşturdu, bir kapı oluşturdu. Ve orada da sadece bu konudaki bütün yayınları tarayabileceğiniz bir özel arayüz geliştirerek COVID-19 sorununun çözümü için büyük bir destek sağladı. Yine OpenAI'ye ait Zenodo adında CERN'de çalışan bir arşiv var. Adı Zenodo. Bu Zenodo özellikle araştırma verileri ve özellikle yazılımların koyulabileceği ve ücretsiz veri saklayabileceğiniz bir platform. Orada yine COVID-19 ile ilgili bir komünite oluşturuldu ve bu komünitenin altında COVID-19 ile ilgili yapılan bütün çalışmalara ait bilgiler paylaşıldı. Zenodo gerçekten çok değerli bir arşiv ve bu arşiv o kadar sizlerin de işine yarayabileceği bir şey ki
Yani bütün bilim insanları yaklaşık 50 GB'a kadar büyüklükteki bir verisini hiçbir ücret ödemeden ve ayrıca bir doyu numarası da veriyor Zenodo. Orada saklayabilirler. Orada başka insanların da erişmesine olanak sağlayabilirler. Yani bilimsel veya akademik değer taşıyan her şeyi Zenodo'ya koyup orada insanlarla paylaşabilirsiniz. Evet, açık bilim bir devrim ve her devrimin gerçekten zorlukları var. Öyle kolay değil çünkü bu aynı zamanda çok büyük bir pazar. Yayın dünyası ve yayınlar çok ciddi anlamda pahalı. Ve karşı tarafta birçok tekel var. Bunları açmak, yapılan çalışmaları, birbirimizin yaptığı bütün akademik değer taşıyan, bilimsel değer taşıyan her şeyi birbirimizden hiçbir engel olmadan paylaşmak ve bunu bir kültürel hale getirmek, bir paylaşım kültürü haline getirmek gerçekten o kadar kolay değil. Bunu bir devrim olarak tanımlamakta hiç abartı değil. Gerçekten bu devrim ama hem Avrupa Birliği hem de Avrupa Birliği'ndeki birçok TÜBİTAK gibi fon sağlayıcı açık erişime, açık bilime çok değer veriyor. Ve benim de tahminim önümüzdeki 3-5 sene içinde özellikle yayın dünyasındaki birçok yayının artık daha fazla açık erişim olacağı ile ilgili de çok güzel gelişmeler var. Bunları da hep beraber göreceğiz. Bilimi özgür bırakmak ve daha çok paylaşmak için artık hep beraber işbirliği ve güç birliği etme zamanı diyerek ben burada sunumumu tamamlıyorum. Bu benim 2 yıldır kullandığım klasik bir son slaytımdır. Hayat çok kısa, paylaşmaya değer. Diyerek ben burada bana ait olan bölümdeki sunumumu tamamlıyorum. Evet, Orçun, İlkay. Onları görebiliyorum. Yasemin geldi galiba. Evet, burada. Yasemin, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Gecikmeli olarak geldim, kusura bakmayın. Tamam, ben sen hoş gelince geldin. Kadar biz durumu idare ettik. Sen de geldin. Bize değerli birkaç cümle belki kendinden bahsedip ondan sonra da kaldığımız yerden sana ait bölümde bizi bilgilendirirsen veya katılımcılara da bilgilendirirsen çok memnun oluruz. Hemen vakit kaybetmeden söz sende. Tamam. Ekranımı paylaşabiliyorum değil mi? Tabii. Share screen'i görüyorsun sen de galiba. Oradan paylaşabilirsin. Tamam. Görüyor musunuz yansılarımı şu anda? Geldi şu an. Evet, gördük. Gördük. Geldi, şu anda geldi, evet. Tamam. Tekrar çatlayalım diye kanal manzarası ve bisikleti de koymuşsun. Teşekkür ederim. Burada rica ederim. Bir de şu anda epey sıcak bir Hollanda'dan arıyorum aslında. Bir saniye hatta. Yani 30 dereceyi bulmuş durumdayız. Hakikaten iklim tersine döndü. Ne diyeyim yani. Tekrardan merhaba herkese. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyoruz. Katılımcılara da tabii ki katılımları için çok teşekkür ediyoruz. Ben Delft Teknik Üniversitesi'nde bir yöneticisi olarak çalışıyorum. Ve bugün zaten çok güzel konuları duydunuz şimdi arkadaşlarımdan. Benimkisi de birazcık Hollanda'da neler yapıldı. Özellikle benim çalıştığım üniversite olan Delft Teknik Üniversitesi'nde neler yapıldığı üzerine olacak. Yansısınlar için olan linki az önce YouTube kanalında da paylaştım. Sunumun altından da ulaşmak mümkün. Kendim hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse, lisansımı ODTÜ'de biyoloji üzerine yaptıktan sonra Hollanda'ya gelerek moleküler biyoloji ve genetik alanında yüksek lisans ve doktora çalışmalarımı gerçekleştirdim. Son 2 senedir de Delft Üniversitesi'nde veri yöneticisi olarak çalışıyorum. Hollanda'nın da az önce Gültekin Hocam da bahsettiği gibi Avrupa'nın epey gündeminde olan bir konu, açık bilim. Hollanda'nın da aynı şekilde. Bu sebeple araştırmacı toplulukları, eğitim araştırma kurumları ve kütüphaneler, bakanlıklar, fon veren kuruluşlar ve destek veren diğer organizasyonlar bir araya gelerek bir ulusal açık bilim planı oluşturdular. Ve bu planın hedefleri şu şekilde: 2020'de tüm bilimsel yayınlara açık erişim sağlamak, araştırma verilerinin yeniden kullanıma uygun hale getirilmesini sağlamak, değerlendirme ve ödüllendirme sistemlerini metriklere değil, açık bilimin hedeflerine uygun şekilde gerçekleştirmek ve açık bilimi teşvik ederek desteklemek.
biraz araştırma verisi konusu üzerine konuşursam, mesela şu anda Hollanda'daki, Avrupa'daki, hatta dünyadaki pek çok fon veren kuruluş araştırmacılardan verilerini FAIR prensipleriyle uyumlu hale getirmelerini bekliyor. Nedir bu FAIR prensipleri derseniz, verinin bulunabilir, erişilebilir, birlikte çalışabilir ve yeniden kullanılabilir olması anlamına geliyor. Ve FAIR ile açık veri aynı şey değil aslında. FAIR daha çok olabildiğince açık, gerektiğince kapalı diyor. Bunun sebebi de kişisel bilgi içeren veriler ya da patent başvurularına ilişkin verilerin açılmaya uygun olmamasından dolayı kaynaklanıyor. Ve fon veren kuruluşlar bir araştırmacıya fon verdikleri durumda araştırmacının detaylı bir veri yönetim planı hazırlayarak verilerini nasıl fair hale getireceğini açıklamasını bekliyor. Bu fair ilk başta veri için geliştirilmiş bir kavram olmakla beraber araştırma verisi ve araştırma yazılımı birbirinden aslında ayrılmayacak kavramlar olduğu için son dönemde bu fair tanımlaması yazılıma da kaymış durumda. DELFT'te durum nedir derseniz, DELFT açık bilim konusunda epey köklü bir üniversite aslında ve 2020-2024 yılları için yayınlamış olduğu açık bilim stratejik planı da bu konuyu ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor. Plana biraz daha yakından bakarsak, az önce de bahsedildi, bunların hepsi bir arada, yani açık bilim yalnızca açık erişim değil, açık bilim için bütün bu hepsinin bir arada olması gerekiyor bu konuların. Tam da bu sebeple 5 tane ana konudan, 3 tane de ortak temadan oluşan bir plan hazırlandı. Nelerdir derseniz, açık eğitim, açık erişim, açık yayıncılık platformu, fair veri ve yazılım, ve ortak konular ise açık çağda değerlendirme ve ödüllendirme, üçüncü taraflarla verimli işbirliği ve açık bilim becerileri gibi konular olduğunu görüyoruz. Bu özellikle fair veri ve yazılım konusunda da araştırmacılara destek vermek için şu anda mevcut olan bir ekip var, veri yönetimi ekibi. Ben de bu ekibin bir parçası olarak çalışıyorum zaten. Bu ekip kütüphaneden koordine ediliyor ve her bir fakültede birer tane veri yöneticisi var. Kimdir derseniz bu veri yöneticileri, her biri çalıştıkları fakültenin alanıyla ilgili bir bilimsel alanda doktora yapmış, araştırmacı olarak çalışmış kişiler ve şu anda da hepsi tam zamanlı olarak veri yöneticisi olarak çalışıyor. Peki derseniz ki ne yapıyorsunuz, veri yöneticisi ne yapar dersiniz? Bize şu şekilde fakültede herhangi bir araştırmacının veri yönetimine yönelik herhangi bir sorusunda ilk gelip danışabilecekleri kişiyiz aslında. Bu güvenli veri saklama ve paylaşma üzerine olabilir, verinin arşivlenmesi üzerine olabilir, veri yönetim planlarının ve veri yönetimine yönelik ücret hesaplamasına yönelik öneri ve destek olabilir. Fon veren kuruluşlar ve yayıncıların verilerin paylaşılmasına yönelik politikaları konusunda uygunluk sağlamak olabilir. Veri ve yazılım yönetimini kolaylaştıracak araçlar ve aynı zamanda düzenli olarak bu konularda eğitimler, çalıştaylar ve seminerler vermek şeklinde. Ama veri yönetimini düşünürseniz yalnızca araştırmacının ya da bir veri yöneticisinin sorumluluğunda olan bir konu değil. Yani düşündüğünüzde burada dahil edilmesi gereken pek çok taraf var. Peki nedir, kimdir bu taraflar dersiniz? Bilgi işlem, kütüphane, fakülte yönetimi, rektörlük, yasal birimler ve daha pek çokları. Biz de tam bu sebeple aslında bütün bu taraflarla beraber çalışarak bir veri yönetim politikası geliştirdik. Eğer merak ediyorsanız bu politikayı nasıl geliştirildiğini anlattığımız bir makalemiz var. Aşağıdaki linkten bakabilirsiniz. Kısaca değinmek gerekirse bu politikaya en önemli noktalar aslında şu şekilde özetlenebilir. Her araştırma projesinin veri yönetimi için bir planı olması gerekiyor. Doktora öğrencileri dahil bütün araştırmacıların araştırma sonuçlarının başka araştırmacılar tarafından tekrarlanabilmesi için gerekli olan tüm veri, yazılım ve diğer malzemeleri fair ilkelerine uygun bir şekilde bir veri arşivinde paylaşmaları gerekiyor. Bunu yapmamak için geçerli sebepler olmadıkça ve ihtiyaç duyulduğunda veri yönetimi eğitimine katılmaları bekleniyor. Veri yöneticilerinin ise disipline özgü fakülte politikalarının geliştirilmesini ve uygulanmasını kolaylaştırmaları bekleniyor. Burada sol tarafta bizim üniversite için olan genel politikamızı görüyorsunuz. Sağ tarafta ise her bir fakülte için geliştirilmiş olan
fakülte politikalarını görüyorsunuz. Peki neden ayrıca fakülte politikası geliştirmeye ihtiyaç duydunuz derseniz, her bir fakültenin disiplinler olarak farklı ihtiyaçları var ve bu nedenle bu ihtiyaçları daha iyi bir şekilde karşılayabilmek ve destek sunabilmek için bütün bu politikalar aslında araştırmacılarla birlikte geliştirildi. Hepsine birden aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz dilerseniz. Son olarak bahsetmek istediğim konu da aslında bir sonraki konuşmacımız olan Hase'nin konusuna kısa bir giriş. Özellikle bizimkisi gibi teknik bir üniversitede çalışıyorsanız o sırf veriyi yazılımı açmakla bitmiyor. Donanımı da açmak gerekiyor. Tam da bu nedenle Hose bizim üniversitemizde aslında bu sebeple bir açık donanım topluluğunu kurdu. Ve bu topluluğun amacı donanımların bütün tasarım bilgilerini ve nasıl üretilebileceğini açıkça paylaşmak ve bu şekilde daha sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak. Özellikle bu ekip COVID döneminde epey aktif çalıştı aslında. Bir önceki konuşmalarda da bu konulara değinildi. Tabii bildiğiniz gibi şu anda ciddi olarak kişisel koruyucu ekipman ve ventilatöre ihtiyaç var ve mevcut tasarımlara ulaşmak ya da mevcut tasarımlara ulaşmak mümkün olsa bile bu tasarımların tekrardan üretilmesi için gerekli olan her türlü bilgiye ulaşmak gerçekten kolay değil. Kendi kurmuş oldukları GitHub'taki bir açık kaynak projesiyle COVID ile ilgili donanım projelerini belgelemek için basit ve standart bir format geliştirdiler ve ayrıca mevcut açık kaynak donanım projelerinin formatla belgelenmesine yardım ediyorlar. Şu anda İngilizce ve İspanyolca olarak mevcut bu format ve diğer dillere de çevirmek için gönüllüler arınıyor. Kendisi de eminim daha detaylı bahsedecektir. Ben burada keserek kendisi başlamadan önce eğer sorusu olan arkadaşlar varsa yardımcı olmak isterim. Hani bakıyorum sorular gelmemiş. Soru varsa bulabiliriz arkadaşlar. Yasemin hocama. Burada Hose de henüz gelmedi. Pardon. Bir tane soru var. Varsa lisansı anlamadım. Ben ama. Bu son sorudan bahsediyorsunuz. Belki onu Orçun ya da İlk Hocam'ın almasında fayda olabilir. Lisanslama üzerine olan soru değil mi? Evet. Ekrana yansıttığım soru. Ekranda da görebiliyorsunuz şu an. Beni duyuyor musunuz şu an? Bilmiyorum. Sanırım onu bu arada Orçun cevaplamıştı. Chat'te gördüm. Murat Bey'e ben bizim posta adresimizi verdim. Detaylı olarak biz oradan yanıtlayalım kendisine. Bizi atarsa lisanslamaya ilgili. Çünkü her farklı durumda farklı bir durum veya sonuç ortaya çıkıyor. Hani şu anda o şekilde meşgul etmeyelim diye söylüyorum. Detaylı olarak biz yanıtlayalım Murat Bey'in sorusunu. Bizi atarsa e-posta. Bu arada ben Yasemin'lerin programıyla ilgili linkleri paylaştım. Yani o gerçekten bir deniz derya. Yani gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok örnek. Çok başarılı bir politika. Evet, yani orada politika ve çerçeve dokümanlar var. Biz de böyle Yasemin bize bir daha önce konferans vermişti. Orada çok heyecanlanmıştık. Yani bilim dünyasının hemen her alanındaki kişinin bir açıp inceleyip hani bir üniversite, bir akademi bu şekilde topluma faydalı olabilecek alanlarda açık bir politika geliştirmeli diyecektir. Aslında İYİTE'nin de çok önemli çalışmaları var. Gültekin hocamın önderliğinde o da Türkiye'deki öncü üniversitelerden biri. Gerçekten. Ben de tam onu soracaktım. Türkiye'de yapılan çalışmalarla ilgili de biraz bilgi verebilir misiniz diye. Gültekin hocam bahsetsin. Ya, şimdi Türkiye'deki yapılan çalışmalar tabii birçok konuda olduğu gibi hep biz genelde bir takipçi var, takip etmeye çalışıyoruz. Şu anda Delft Teknik Üniversitesi'nin olduğu nokta şu anda bana biraz böyle hayal gibi geliyor. İnşallah
Kısa bir zaman sonra bir de o nokta oluruz. Ama en azından İİT adına ya da İzmir adına güzel olan şu, işte artık İİT'nin de bir açık bilim politikası var ve senatosundan geçirilmiş ve zorunlu bir açık bilim politikası. Şu anda İİT akademik arşivinden en azından bütün yayınlarını, tezlerini, akademik değer taşıyan her şeyi paylaşıyor. Herkesin erişimine sunmuş durumda. O erişiliyor. Yine işte Açık Bilim Komitesi üyesiyim ben TÜBİTAK'ta hem de YÖK'te. O kapsamda mesela geçen yıl bütün üniversitelerde yapılan tezlerin açık erişim olarak herkes tarafından erişilebilir olması için bir yasa geçirilmesini sağladık. Ve şu anda YÖK'e gönderilen veya üniversitelerde yapılan bütün tezler 2 yıl önce sadece %35'i açıkken şu anda %97'si açık hale geldi. Ve bu pandemi döneminde de işte rakamları aldım ben YÖK'ten, YÖK'ün tez merkezinden. Herhalde en çok kullanılan kaynaklardan biri olmuş Türkiye'de. 3-5 milyon download var bu 2 aylık sürede. Ve orada da ciddi anlamda Türkiye'de yapılan tezlerden bir yararlanma söz konusu. Tabii bu yararlanmayı artıran şey de açık hale gelmesi tezlerin. Çünkü daha önce dediğim gibi 2 yıl önce neredeyse %60-70'i kapalıydı. Ve hiç kimse erişemiyordu bu tezlere. Böyle bir çalışma söz konusu. İşte açık veriyle ilgili de ilk ayında danışman olduğu, Yasemin'in de danışman olduğu 10 tane üniversitenin bir araya geldiği bir açık veri grubumuz var. Orada da yine açık veri ve veriler, veri yönetimine ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yine önümüzdeki dönemlerde son turda belki birkaç cümle daha söylerim. Jose geldi galiba. Jose geldi. Biz hemen hiç onu da bekletmeden sözü ona verelim. Jose katıldığımıza. Jose, welcome to join us. Hello everyone. Hi Jose. Hi, welcome. Thank you very much for inviting me. Nasıl devam edeceğiz? Sahnede Yasemin Hocam siz ve Jose birlikte olacaksınız. Sizleri bekleme salonuna alıyorum. Kendine olur, de. Olur. Tamam. Jose, it will be you and me. And the others are waiting. They are also around. Okay. Okay. Stage is yours. I will be in backstage. When you call me, I will be here. Thank you. If you have anything that you would like to share, you can go to the bottom of the screen and press on share screen. Yeah. I'm reusing the slides of Marta. Sure. So that's Please go ahead. Okay, so I'm just sharing now. Okay. Share screen. And yeah, sharing the screen now. I'm not seeing it yet. Maybe it needs to load. Okay, perfect. It's loading. Great. We can see it. Yeah. What can you see now? The Delft Open Hardware. We see now Doku Bricks. I just saw your slides. Okay. All right. So I'm gonna do again. Share screen and yeah, now it's correct. Yeah, we can see it. Great. So shall I start already? Yeah. All right. So hello everyone. My name is Jose Carlos, and I come from Cuba and now in Delft, hanging around with Yasmin and the entire open science community in Delft, which has been a very supportive group of people and that have made possible many things. So I briefly, how much time do I have, Yasmin? We are here till, so Dutch time till 6, it is Turkish time 7. All right, okay.
So feel free to interject and interrupt me when you want to add something, all right? Yeah, okay, so I started together with some friends in the university an initiative called Delft Open Hardware. And basically the idea was pretty simple, was that we felt that there was not too much going on open source hardware in our faculty and eventually in our university. And we just wanted to gather together to work on projects that would make the case in our university for open source. And that's how I got to meet Yasmin and the rest of the open science community in Delft, which was great. And we just started working together and seeing how, let's say the goal that we kind of outlined was how can we create together an open source community in our university that can help and make our education, our facilities, and our experience at the university richer by sharing how technology works and using open source principles to work together and collaborate, right? So that's what we did. But maybe it's good that I just briefly say what is open hardware, and perhaps I will do it by example, but just a simple, let's say a simplistic way of describing it is that it's just a way of publishing your technology design so that others can replicate it under a certain license that allows you to use the documents and the designs in a certain way, right? And it comes from the idea of open source software, which is basically a way of publishing designs and source code so that others can contribute, improve it, and have access to the know-how behind the technology, right? So that's what it is. Well, maybe it's interesting because I think a lot of what I can, let's say, share of in terms of learning is how to build a community, how to work together, and I wanted to tell you that we just have regular meetings where we try to do projects together. We try to create learning experiences by doing workshops and events and trying to help people and welcome them in this world of working open. And that's one of the most important things. So we try to meet together and make events, but we also try to make some workshops where people can learn and get exposed to open source and also work on some projects. And I'm going to show you some examples. So these are examples of projects we have initiated. Hard Docs is one that we got a grant, and it's basically a project to facilitate the documentation of hardware because it's very difficult. In software, it's different, and we feel that hardware documentation can improve. We're trying to work on that and many other projects as well and initiatives. So we are not the only ones working on it, but we want to try in a certain way, and we want to make work on this principle of fair data, which I will explain later. And it's very related to the Open Science Program of Delft. We started with a very simple wet lab centrifuge. It started also, again, it's good to tell the story. It was a program that someone else was organizing, some friends were organizing, and they invited me to participate in this program and replicate some hardware, some open hardware, and learn from that. So we did that. And The result is interesting. Perhaps I share it quickly because it's worth sharing it. It was something done with Mozilla and joined with Mozilla, the Mozilla Foundation. And we ended up with a first iteration of a wet lab centrifuge based on another design where perhaps the most, there's a video here where I explain how it is done, some explanation.
perhaps the most interesting is how we used a certain format to document the project so that people can replicate it. It's still not finished as we want because we're still working on the hardware, but there are some instructions already on how to build the circuit and things like that, right? We also have a community chat and a repository. So that's a concrete example of what we have been working on. There is also a fume sensor that is completely developed now. And this one is a more ambitious project, but it hasn't took off yet. So this is something also something interesting that happened or is related to our community. And this person that you see here is Jerry. Jerry is one of our data champions at TU Delft. And he's a student, but he's a very experienced student. He's one of the, he has been a developer in Precious Plastics, actually working very close to Precious Plastics. And he went to Mauritius, so an island in Africa, to help people recycle plastic and build machines for that, right? So he's a very active member in our community, part of the Open Hardware. And he has been basically teaching and learning about this process of creating communities. He also is the developer of the fume sensor. So that's an example of things that we do that might be interesting for you if you want to start a community, start incentivizing open hardware science or open science. Another thing that I was interested in was in the COVID-19 scenario where many people were doing a lot of ventilators. Suddenly it was an explosion of price of ventilators, and I was let's say interested in the idea of making them easier to read and document. So we did an application that it's almost done. Let me show you how it looks. It's about to be released. And the focus of this application in particular is to, maybe it's loading now, It's basically to facilitate the finding of hardware related to COVID. So let me give you some examples quickly. We have some features like, for instance, instant search. So if you do ventilator, you get all the ventilators really fast. If you type 3D, for instance, it filters a lot of things. So let's see an example of a project. Once you click in a project, you can see the project documentation in a certain format. And yeah, these are things that we still need to fix, like the size of the images. But the point is that it's a pretty fast application that the idea is to help you to easily find COVID-related projects and easily download them and quickly see the documentation that people have made. And it's just another example of something I was very interested in, so I did with somebody else, but we are a diverse community that have different interests and we do different things and we share together and give updates. So, but we also share common goals and common grounds with our university and our community. And I would like to maybe prompted with questions because I would like to help you or try to get some understanding of your context so that I could perhaps expand more on certain topic. I will briefly give you another background, and it's that I worked as an industrial designer in a medical company, a medical research institute in Cuba, which is the Cuba Neuroscience Center, and that I also I learned a lot about science and how science and design and engineering can be very connected and very effective. So that's my background, and then after that I've been working on open source and fair data is something I really am passionate about. And just trying to build these projects together with everyone in the TU Delft. So, are there any questions or something you would like me to talk about?
I'm looking at the YouTube channel. At this moment, I don't see questions. If you like, maybe you can talk a little bit more of Combat COVID because it's quite, I think, also fitting with this conference, if you like. All right. So, so Combat COVID is just, as I explained, is something. Is let me show you also the back end so that you understand a bit how it works. The back end of the application is actually a GitHub organization. So how it works is that when you publish a repository in this organization in GitHub, it should show in the application. So the application is using GitHub APIs, and then so this that you're seeing here is actually are actually the repositories that you are seeing here, right? So what is happening is that we are using, let me give you an example. We are using a certain structure of folders and files. Let me just give you an example where you have a template, if you like. We made a template that if you follow the structure of the template, then you can easily present the documentation in the application as you see it, right? So every project has a metadata file where you describe, even in certain language, if you like, which version of the ventilator, what is the name of the organization that did it, so on and so forth. And let me give you also perhaps more detail. When you go to docs, we made folders for different languages so that you could extend the documentation in any language that you like, right? And if you have a folder that is called image, and when you look at this folder here, which is something you can download, is exactly what you're seeing here. So these are actual images that are being pulled from the folder, right? So the point, the basic point about the application is that if you follow a certain path or a certain structure, we can easily make the documentation more friendly, because this is not a very friendly way of reading hardware documentation. On the other hand, this is easier to read and follow up, because you want to see images and stuff like that, right? So the idea is to build on top of GitHub an application that is more hardware friendly, if you like, or hardware design driven, because GitHub is just a repo with a bunch of folders and files, which is really nice for what it is designed, but not for really quickly seeing a project and seeing if it's interesting, how it is done, how it is designed and such. So that's how it is. Yeah, I was seeing that someone was asking some questions or commenting. Yeah, so you get the question saying that, are there any open and ergonomic keyboards or mouse designs, you know? It was a bit of out of subject, so I hesitated in asking. I don't know. I started that when I was a designer a long time ago, but I'm not on top of the state of the art of ergonomics at the moment, you know? I started in when I was doing it, and I used ergonomics to design and things, but I really don't know about what is the state of the art now. And maybe if you have a chance, so you are, of course, you're the founder of Delft Open Hardware. Oh, it is. Okay, there is a question actually. How to pull big corporations of this? Oh, okay, how to work with big corporations on this philosophy, and how to make corporations make their hardwares free? I think that's a very good and difficult question. And the first thing that I'm going to reflection I want to share is the following. Because we live in a contradictory world. When you have a solution or an idea about something that is good, it also brings some problems or challenges, right? So there is no solution that solves all the problems. I wanted to read quickly something that I
I wrote with some friends during the manifesto creation of Open Science, because I think it's a reflection, right? That might be a good first start to answer the question. Let me see, I'm looking for the answer I give to my friend. Maybe I post it in the chat, but it's interesting. So we're talking, I'm assuming that we're talking in the context of open science and open hardware and science and technology. So we were discussing about what open science is or what it should be, or how would we describe the movement of open science. And we're going to say the following. The first thing is that good science, we need good science to change the world for good, right? That's the first thing. The second thing is that excellent science needs to be open, otherwise it's not good enough. If I cannot see your experiments or your hardware, I cannot replicate your experiment. Therefore, less people can validate if you're right or wrong, or test what you did, and so forth. So when you don't share things, automatically you stop, you constrain the possibility to collaborate, right? The other thing is the following, just to keep in mind. Science challenges and is challenged by the current historical moment. What that means is that when Newton created the gravitational laws and what he did at this moment, at that time it was very problematic, right? And if you look at the history, that was the case also with other scientific advancements, right? So when that advancement came, that challenged society. And at the same time, society was challenging the scientists at that time, because he was talking or she was talking about things that were not supposed to talk about or were impossible at the time, right? So that's another thing to consider. And this is then the thing, right? How do you deal with those difficulties? I think that if you're open, you focus on discovery and learning. And by learning, I'm, of course, incorporating education. And that includes also having an empathetic way of teaching to students and inspiring students and young generations. We can address those challenges, because this is also considered that this is a very generational issue. The new generation has different needs and different values than older generations. And therefore, there is always going to be this contradiction. So there is no formula that I can tell you that, oh, if you do this and this and this, you will incorporate it to a big corporation. I don't know actually if big corporations will answer those questions. It really depends on many factors, and there are many scenarios. But What I would suggest, what I think is that is interesting, is to look at examples where that happened and why it happened. Right? It's complex. It's not easy. So I hope I answered a bit or give some direction on how to scope the problem. I think also maybe it's important to take a look at the fact that there are a lot of lessons to be learned with open source software, because when it first came, that was also kind of considered revolutionary and no, that's not the way. But now if you look at all the big companies, they all use open source software. No one wants to use closed software anymore. So I think, as you said, this is, you need to start somewhere, and then it will happen eventually. Yeah, I think that's important. And of course, there are limitations in the companies, in the old companies, because of course, when we are talking about the companies of open source, which are big now, they were small when they started, right? They were not big corporations. Now Linux is an empire, right? If you like. But even just to tell you something, you cannot replicate what someone did in the past and apply it like some kind of formula or pattern, because it responds to a certain moment in history, and we are not in the same moment like 20 years or 10 years ago even. So the pattern and the way of doing things changed a lot, you know. True. Yeah, you've got one question actually that I want to read it to you. Maybe you can also see it. Okay. To what extent can the data that is generated by open hardware can be open and fair?
Do you think that this would work like a share alike with Creative Commons license? So let me, let me give you an example. The original movement of free software, because the original let's say intent or idea about free software was because the scientists, and it comes in the university, the technology and science and technology is always coming from universities, and then corporations and enterprises use them once this technology is relatively mature, if you like, right? There is always this back and forth of the public domain and the corporate domain. What happened was that the normal practice in software was to share and pass around the code, right? So sharing and citing was the norm before. Then when Microsoft and the traditional business models disrupted the software world, they started closing the source to create a monopoly, because we at this time, and like 30 years ago, we are in the age of consolidated monopolies and corporations, which of course want to close markets and beat competition as soon as possible. And that's what Microsoft did at this, or tried to do at the start, right? That's why I always encourage people to look at the history, because this is a very historical issue. It's not an ahistorical issue, right? So when that happens, the response was to say, no, we're going to create this license which allows everyone to have access to the source code, have access to understanding how it's done. It has the freedom to also contribute, and even has the freedom to sell it around and distribute it if needed, right? And that's what Linux is. So it's a very different marketplace than Microsoft. Linux is not based on a harsh competition where you try to beat the opponent by not allowing them to have access to technology. But on the other hand, the way of competing is by doing the product better and better and better, and taking advantage of the fact that it's open source, right? So that's a different model, even in our corporate world at the moment, and even in the monopoly world at the moment, because Google took advantage of that, and Microsoft now, and IBM long time ago have been supporters of, IBM has supported all Linux because they benefit from Linux, right? So it really depends on how, in this context, of how a certain company takes advantage of another. Let me give you another example. There is a very successful Bulgarian company which does open source hardware, very serious open source hardware. It's called Olimex. And I met them in Fosdem in the free open source software European conference, something like that. And they actually live from making open hardware. But they have a certain market, they have a niche, and they succeed there, right? So you can do it. I mean, there's nothing that prevents you from opening the hardware as much as you can. You can do it right now. You can decide how far you can go with that. The challenge or the thing to question is not if you can publish it or not, but how it is being adopted by the public, who is adopting the technology and who is supporting the technology and who is investing in the technology. That's the most interesting. You can publish very bad projects, or you can publish very interesting projects that no one understands or knows. And publishing is a very important step, but the next step is that you actually make impact with that, right? So I don't know if that answers the question that you posted, but the answer is very simple. You can publish as much as you want and do it with CC, like licensing or whatever. Just bear in mind that doesn't produce impact. It is a first step, or it's a consideration to make, but it doesn't produce impact per se. You know, it's a nice first step. That's what I would say. Thank you very much, Jose. In regards of time, I think we need to wrap it up. So yeah. It was really useful. Thank you very much. If you don't mind, I will briefly summarize in Turkish for people who might have had difficulty.
but please stay there. çok teşekkür ederiz size konuşması için. Gayet yani açık kaynak projelerin öneminden, açık kaynak kodu donanımların öneminden bahsetti. Ben de kısa bir giriş de yapmıştım zaten. Bu paneli kapatmak için ben diğer arkadaşlarımı da çağırmak istiyorum. Son söylemek istedikleri, paylaşmak istedikleri mesajlar varsa. Oh, sorry, I'll stop sharing my screen. Evet, saatimizi doldurduk galiba. Saatimizi doldurduk. Ama izleyen arkadaşlarımız da var. İsterseniz devam da edebiliriz. Yani biliyorsunuz burası Happy and Break. Belki birer cümleyle şeyi bir toparlayabiliriz. Herkesin söylemek istediği bir şeyler varsa, iki saat sonuçta evet kısa bir süre değil, özellikle izleyenler için tabii, onlar adına konuşuyorum ama başından beri yapmak istediğimiz, yapmaya çalıştığımız şey özellikle pandemiyi örnek olarak kullanıp COVID-19 üzerinden bilgi ve veriye erişim noktasında biraz açık erişimin önemini ve açık bilimin alt başlıklarını biz anlatmaya çalıştık. Yine bütün aslında arkadaşlarımın ortak noktası verdikleri örneklerde de yine altını çizdiğimiz şey, yapılan çalışmaların yapılandırılmış bir veri sistemi içinde çalışması gerektiği ve de bu noktada da bir şeyin açık olabilmesi için lisanslar ve yeniden kullanılabilmesi için lisansların öneminden bahsettik. En azından hani böyle bir kısa bir özet geçmiş olayım ne yapmaya çalıştığımızla ilgili bu beşimizin konuşması içerisinde. Süper oldu. Bence çok güzel ve çok doyurucu bir oturumdu. Biz açıkçası ben dinleyici olarak hem sizi ve burayı koordine etmeye çalışıyorum ama bir yandan da keyifle dinledim sizleri. Çok teşekkür ediyorum paylaşımınız için. Sizler de eklemek istediğiniz bir şeyler varsa alabiliriz. Jose, thank you very much for joining us. We are really happy to hear you open our way. We are related open innovation, open science, open access, and to share your experiences in open hardware is really important for us and for our audience. Thank you very much to be with you. Okay, if you want to share... Bence bu süreçte... açıklık ve şeffaflığı ne kadar önem kazandığını görüyoruz. Çünkü gerçekten birçok farklı fayda gerekli bilgilere gerektiği zamanda ulaşamadığı için Türkiye'de karar alma süreçlerinde ciddi anlamda sıkıntı yoruyor. Bence vatandaş olarak daha fazlasını daha açık ve şeffaf bir şekilde talep etmeliyiz. Bu talep esnasında teknik bir takım sıkıntı olursa biz yardımcı olabiliriz. Açık bilim anlamında, açık lisanslar anlamında, açık veri anlamında. Ama burada ciddi bir talep yapılması gerekiyor. İnsanların hayatı söz konusu olduğu durumlarda iki basit JPEG üzerinden veriler paylaşıldığı zaman ne paydaşlar ne halk alınan tedbirlerle ilgili örnek olarak inandırıcı buluyor. Ne de burada bir şekilde eş güdümlü bir çalışmanın içinde yer almak istiyor. Onun için gerekli olan araçlar var. Açık lisans olarak, açık veri olarak, açık bilim olarak. Ama burada bunu talep eden bir topluluk olması lazım. Ve bununla ilgili de kendini bir anlamda zorunlu hisseden bir yönetime bir şekilde bu anlayışa ihtiyaç var diye düşünüyorum. Ben çok teşekkürler Zehra, sana ve Murat'a da bu etkinlikleri ve bu ortamı sağladığı evet. için. Ben teşekkür ediyorum kendi adıma. Biz çok sağ olun. Bu noktada ben de son sözlerimi söyleyerek... teşekkürümü etmek istiyorum hem Murat'a hem Zehra'ya. Bu zor koşullarda gerçekten çok zor bir organizasyonu gerçekleşti. Zaten hiç zaman kolay olmuyor da bu seneki de daha kendi havasında başka bir şey oldu. Kendi zorlukları, belki Melih Hoca'ya da buradan teşekkür etmek lazım. Onun zorlaması çok oldu gerçekleşmesi için galiba bu organizasyonun. Yani açık bilim birçok içinde kendi alt başlıklarını içeriyor.
Ama tabii ki onun da bazı şeyleri açık bilim diyebilmek için, ben yaptıklarımı paylaşıyorum diyebilmek için belli yine kuralları, belli standartları, uyulması gereken uluslararası standartları var. Ki biz bunları ne kadar bu standartlarda bu işleri yapabilirsek başkalarıyla paylaşmamız, başkalarının da bizimle paylaşması çok daha kolay olacak. İşte FAIR'i bir kere de diyoruz mesela, işte bu standartları hep beraber öğrenmeliyiz ve paylaşırken de mutlaka belli şartları yerine getirerek paylaşmalıyız ki herkes maksimum faydayı sağlayabilsin. Açıklık kültürü bizim ülkemizde de yaygınlaşması gereken, hepimizin içselleştirmesi gereken, belki yeni kuşakların ta ilkokul hayatına itibaren gündemlerinde olması gereken bir kültür. Zaten açıklık kültürünün en son noktası belki de açık inovasyon ve inovasyonun da gerçekleşebilmesi için birçok şeyin açık olarak paylaşılması gerekiyor ki yeni buluşlara, yeniliklere neden olabilsin. Umarım biz de payımıza düşen katkıyı bir şekilde olsun, birazcık da olsun sağlayabilmiştik. Ben tüm arkadaşlarıma da size de tekrar teşekkür ediyorum. Tekrardan çok teşekkürler. Tabii bu çok önemli bir konu. Hani burada amaç da zaten yardımcı olabilmek aslında. O nedenle tekrardan da bizi çağırdığınız, dahil ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hani burada mesajın sanırım zaten yeteri kadar açık oldu. Yani hani bu açık bilim yalnızca açık erişim değil, yalnızca açık veri değil. Bütün bu hepsinin bir araya gelmesi sayesinde olabilen bir süreç. Ki açık donanım da bu nedenle çok önemli. Benden bu kadar. Teşekkür ederim. Jose, we are just saying our last words. If you like to say anything, just jump in. I just want to thank you for inviting me, and I hope I could help somehow with the speak, so the talk. So thanks a lot. That's great. Tekrar teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Başka etkinliklerde birlikte ortak. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.